7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Ekranlarına Türk ve Azerbaycan bayrağıyla çıktım. Kardeş ülke Azerbaycan'a selamlarımı gönderiyorum. Bugün Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü, birinci yılı. Bugün Azerbaycan'da çok büyük coşku var. Türk dünyasında büyük coşku var. Var olsun Azerbaycan'a diyelim. Alkışlar gönderelim oraya. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kardeş ülkemi Azerbaycan'a, biliyorsunuz. Azerbaycan-Ermenistan Karabağ Savaşı'nı dünyaya duyuran gazetecilerdendik Halil Kahraman'la beraber. O yüzden benim için de çok önemli. Zaferi de çünkü ben orada yaşadım. Azerbaycan halkı da bizleri çok seviyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. O yüzden bugün Türkiye ve Azerbaycan bayrağıyla çıktım. Var olsun Azerbaycan ve Türk askerine diyorum ve sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kalbim her zaman orada, orayla. Bir kez daha hoş geldiniz. Ben kalp yapmayı unuttum. Şöyle bayraklarımızı da güzel bir yere asalım sevgili arkadaşım Ercan. Evet, ve ben size, biliyor musunuz, bugün Zafer'in yıl dönümü diye çikolata aldım. Sizlere çikolata getirdim. Buyurun. Sen dağıt, olur mu? Olur, tamam. Afiyet olsun. Şöyle sen. Maskeyi açtım ama. Olsun. İyi ki geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Kalplerimi yolluyorum size. Canı yürekten. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Şimdi çok güzel bir haber vereceğim size. Biz hafta sonu çalıştık. Çok yoğun çalıştık. Kebriye Hanım ve kalabalık bir ekibiz, biliyorsunuz. Hafta sonu bundan böyle yeni bir hareket başlattık biz. Yarın aslında detaylarını vereceğim. Ne yapmışız? Çok kısa bir ekrana getireceğim. Yarın çok büyük bir sürprizimiz olacak. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Nasıl bir hareket? Ünlü isimler de bize katılıyor. Çok güzel destekler geliyor. Bir izleyin, daha sonra söyleyeceğim. Umut olmak için yola çıktık. Beni hep sokaklarda göreceksiniz. İnsanların sesini duyacağız. İnsanların derdini dinleyeceğiz. Sokağa mikrofon uzattık. Hayattan bıktım vallahi. İki çocuğum var. Ah, hiç sevmiyorum. Sevgi abla, seni bu hayatta en çok üzen ne? Yolsuzluk çektim. Ve iyilik hareketi de böyle başladı. İyi ki varsınız, iyi ki böyle programlar var. Gelin vesile olalım iyiliğe, yardımlaşmaya. Fulya Öztürk'ün başlattığı dayanışma hareketinin ayrıntıları Fulya ile Umut'un olsun da. Çok güzel bir ekibiz, çok güzel destek telefonları, mesajları alıyorum. İyi ki varsınız. Yarın açıklayacağım ne olduğunu. Çok güzel bir şeye dönüşecek. Ben herkesin de desteğini bekliyorum. Zaten çok destek telefonları geliyor ama maddi manevi her açıdan destek bekliyorum. Yarın o özel haberimizi izleteceğim. O iyilik hareketinin ne olduğunu size anlatacağım. İzleteceğim. Çok hoşunuza gidecek zaten. Çok mutlu oldum. Bir de Ali'yi hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Ali annesiyle, annesinin vasisi olmak istiyordu. Annesiyle barışmak istiyordu. Günlerce burada konuştuk. Ali'yi biz, annesi istemedi, biliyorsunuz. Annesi biraz, yani biz hepimizi şaşırtmıştı. Ama dedim ki Ali, sana dedim annen annelik yapmıyor ama ben ablalık yapacağım dedim. Değil mi? Kediyi istedi, Ali'yi istemedi. Doğru, bizim programdaki kediyi istemişti, Ali'yi istemedi. Ama ben ona ne dedim? Ali, ben senin ablanım. Ablalık yapmaya devam edeceğim dedim. Sağ olsun Esra hocam da devreye girdi, Esra İzmeci. Biz çok güzel bir ekibiz. Hepinize el uzatmak için buradayız. Bugün biz Ali'ye iş bulmuştuk. Ali'nin bugün ilk iş günüymüş. Bize video gönderdi. Bir ekrana getirelim mi? Bakın. Annem için gelmiştim oraya. Bir umut göstermem, bir ışık. Hani geldim buraya, bugün işimin ilk günü, başlayacağım. İnşallah hayırlısı olur. Allah sizden razı olsun. Fulya ablamdan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Ali'm, Ali'm. Ali'cim. Ali'cim öpüyorum.
Çok başarılı olsun inşallah. İnşallah işinde yükselsin yükselsin. İnşallah, çok iyi yerlere gelsin. İnşallah. Ben onu böyle bayağı bir hani söyledim, oğlum bak önünde daha uzun yıllar var. Şöyle böyle hep elinden tutacağım dedim. Alicem'in bugün ilk iş günüymüş. Videosunu yayınladık. Gördüğünüz gibi bu programa gelen herkesin elinden tutup iyiliğe vesile olmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bunun için buradayız. Zaten çok da başvuru geliyor, telefon geliyor. Çok teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için. Biz buradayız. Bizi arayın, bizi izleyin. Şimdi hemen programa hızlı bir şekilde başlıyorum. Lalzer anneciğim, seninle ilgili de bir haberim var. Bugün bir İstanbul Emniyeti'yle görüştüm. Sana onu da söyleyeceğim. Zaten Lalizar anne de o katil zanlısı bulunana kadar ben bu programda olacağım, burada oturacağım dedi. Bir iki saat önce cinayet ekipleriyle bir telefon görüşmem oldu. Sana onun haberini vereceğim. Katil zanlısı 82 gündür? 83 gün. Oldu değil mi? Evet. 83 gündür yakalanamadı, aramızda geziyor. Lalizar anne oğlu, müzisyen oğlu Uğur Aykın'ın öldüren o katil zanlısının bir an önce bulunmasını istiyor. Ekrana da geliyor Özay Yurtseven'in fotoğrafı. Sana söyleyeceğim detayları. Ama önce Hasret'le başlayacağım. Gencecik bir kız, 26 yaşındaydı Hasret. Bir ay önce Şanlıurfa'da öldürüldü. Çok dünyalar güzeli bir kız gerçekten. Bir görüntülerini getirelim ekrana. Daha sonra Hasret'in ablaları ve dayısı burada olacak. Çok acı bir hikaye gerçekten. Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kedermiş, ben anladım. Sen küçüksün, ölemezsin, kefen bile giyemezsin, karlı dağlar aldı seni, istesen de dönemezsin, dönemezsin. Sen küçüksün, ölemezsin, kefen bile giyemezsin, kara toprak aldı seni, istesen de dönemezsin, dönemezsin. Çok güzel, çok genç, Hasret bir ay önce toprağa verildi. Kız kardeşleri, ablaları burada. Şeyma Nur ve Ela ve dayısı Ramazan Bey stüdyomuzdalar. Onlar görgü tanığı bulmak için bu olayla ilgili, bu ölümle ilgili bilenlerin, bir şey görenlerin, bilip de saklayanların konuşmasını istedikleri için benim programıma geldiler. Görüntülerini izlettim size Hasret'in, Hasret tutalım. Bir ay önce arabanın içinde, şimdi öldürüldü dedim ama şüpheli bir ölüm. Bu bir cinayet miydi? Hasret'in erkek arkadaşı bir kaza sonucu o silahtan o kurşun çıktı deyip bir ifade veriyor. Şu an cezaevinde ama sizin bazı kaygılarınız, endişeleriniz var. Ela anlatır mısın? Yani şöyle, kaza olduğunu söylüyor ama kaza değil. Yani benim ablamın vücudunda darp izleri var. Kafasına dipçikle vurmuş. Vücudunda morluklar var. Annem morga yıkamaya girdi yani. Sırf vücudundaki morlukları görebilmek için. Hasret, erkek arkadaşının adı Bekir. Bekir'le Şervan Bekir Gülen. Bu kişiyle kaç zamandır beraberdi? Net tarihi bilmiyorum ama bir 9 aya yakındır beraberlerdi. 9 aydır. Evet. Nasıldı ilişkileri? Yani şu an son zamanlarda ciddi düşünüyorlardı. Hasret'le evlenmek istiyordu. Evet onunla. Evet. Benim ablam gelinlik bakıyordu son bir hafta. Evlenme teklif etmiş miydi? Etmedi ama ailesiyle geleceklerdi. Nasıl bir adamdı? Tanıdığınız kadarıyla Bekir? Yani biraz asabi, ağzı bozuk biriydi. Siz tanıştınız değil mi? Tanıştık. Benim düğünüme gelip ailemle tanıştı. Geleceği için. Ne iş yapıyor? Fabrikaları var. Urfa'da fabrika sahibi. O da Şanlıurfa'da yaşıyor. Evet, Şanlıurfalılar. Varlıklı bir ailenin oğlu. Evet. 9 aydır beraberlerdi. Evet, doğru. Siz peki tanıştınız. İlk görüşmede nasıldı yani Bekir? Biz artık son zamanlarda dahil olduk, birebir tanıştık. Ama ben son zamanlarda tanıştıktan sonra ablamı uyardım. Yani şey dedim, hani çok ciddi durmuyor dedim. Gelecekler dedi, istemeye falan.
Ablamı zaten öyle şey yapıyordu. Sırf o yüzden düğüne gelip ailemle tanıştı. Hmm. İşte düğünden bir hafta sonra da bizimkiler gelecek falan dedi. Hani dediğim gibi benim ablam gelinlik bakıyordu. Daha bana attığı gelinlik fotoğrafları duruyor. Seni ilk önce için ısınmıyor Bekir'e. Yok, ısınmadı. Niye peki ısınmadı? Yani çok güven vermedi. Çok tekin birine benzemiyor. Size karşı bir saygısızlığı biraz şey mı oldu? Biraz böyle... Böyle şey olur ya, zengin, yok saygısızlık da şöyle, ağzı çok bozuk. Duydun mu o küfürlü konuşmanı? Duyar mıydınız? Evet. Öyle mi? Konuşuyordu. Ya sizin yanınızda bile böyle konuşuyor muydu? Aynen. Ben biraz şey, böyle tepki verdim böyle şeyler. Sonra affedersin abla, ağzımdan kaçtı falan. Nerede dedi. Tanışmışlar Hasret'le? Ablam fuar organizasyonu yapıyordu orada. Kendi stand açmışlar onlar. Hı-hı. Fabrika gereği. Ve ablam kardeşiyle, kız kardeşiyle çok samimiydi. Hı-hı. Oradan bir birliktelikleri oldu sanırım. Hı-hı. Yani dediğim gibi biz sona doğru biraz dahil olduk. Tanıştık birebir. Heyecanlı mıydı Hasret? Evleneceğim, bir yuvam olacak, işte Bekir'i seviyorum. Evet. Diyor muydu? Heyecanlı. Ne oldu peki? 7 Ekim günü ne oldu? Biz olayı birebir görmedik. Babamı aramışlar. Biz 3 kız kardeş Urfa'da kalıyoruz. Ailem Diyarbakır, aslen Diyarbakırlıyız. Annem, babam ve erkek kardeşim Diyarbakır'dalar. Babamın numarasını bulup aramışlar sabaha doğru. İşte trafik kazası yaptığını, gelebileceklerini, hani gelmeleri gerektiğini söylemiş. Babam da beni aradı direkt. İşte hastanedeymiş, kaza geçirmiş, hemen bir git dedi. Gidince direkt adli tıpın önüne çağırdılar zaten. Vurulmuş. Sol enseden vurulmuş. Sol enseden? Evet. Enseden vurulmuş. Ve dediğim gibi kafasında 3 santim kadar bir dipçik izi ve vücudunda morluklar var. Vücudunda da kırık var. Aslında şey, kabzı... Şeyma biraz daha yüksek. Burnunda da kırık var. Zaten biz morgda gördüğümüzde ilk başta kanlıydı yüzü. Hani o anda şey yapamadı. Daha sonra annem hani yıkamaya girdikten sonra annem vücudundaki darp izlerini görmüş. Kolunda zorlama varmış. Sırtında. Böyle parmak izi varmış mor olarak. Sırtında dipçik darbesi var. Kafasında, burnunda kırık vardı. Daha sonrasında yıkadıktan sonra zaten görünüyor bu. Yani daha patlamıştı. O gün oluyor değil mi? O şiddette. Yoksa bir sistematik şekilde şiddete maruz kalıyor muydu Hasret? Şöyle öncesinde de bir darp durumu olmuş Fulya Hanım. Şahit olan arkadaşı sizden var. Sizden saklıyordu o zaman, evet, Hasret. Evet, bize söylemiyordu. Yani evet. Çok sevdiği için herhalde, bir de geleceklerdi zaten, evlenmeye az kalmış şeyle. Artık tölere mi ediyordu bilmiyorum, veya onu bir şekilde tekrar kandırıyordu. En son zamanlarda ablam şey dedi ama, ben ayrılacağım dedi hani. Ne madem gelmiyor dedi? İstemeye, son bir hafta kala falan. Son bir hafta kala. Aynen. Yani ölmeden bir hafta önce. Evet. Ben ayrılacağım artık dedi. Dedi evet, yani geleceğim diyor, hala gelmediler. Çünkü beklenti içinde sürekli geleceklerini bekliyoruz. Yani Bekir oyalamaya mı başladı? Evet, aynen öyle. Hatta dedik istemiyorsa dedi uzak dursun dedi, kapının önünden ayrılmıyor dedi, ayrılsam da bırakmıyor peşimi dedi. Rahatsız ediyordu. Ben ablamla aynı evde yaşıyorum zaten. Ablam eve geldiğinde sürekli telefonu çalıyor. Hani işten geldiğinde arıyordu. Sürekli işte zorla dışarıya çıkartıyordu. Hani ablam bana belli etmiyordu ama ben odasından sesleri duyuyordum. İkimizin odası ayrı ama seslerini duyuyordum. O şekilde çıkartıyordu. Yani şeydi, rahat bırakmıyordu ablamı. Olay olmadan 2 gün önce de erkek kardeşime ablam zaten söylemişti. İşiyle alakalı bir teklif almıştı. Diyarbakır'da çalışmayı düşündüğünü söylemişti. Biz de bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Ablam ayrılmayı istediği için böyle bir şey yapmış olabilir diye düşünüyoruz. İyi de hem evlenme teklifi etmiyor, hem istemeye gelmiyor. Şeyde Hasret de tepki gösteriyor. Yani artık bu işi bir ciddiye bağlayalım. Bir de ayrılmak isteyince de karşı çıkıyor. Evet, aynen öyle. Hatta şöyle bir şey var. Ablam diyor ki, bana dedi ki sen bir mesaj at, gelmeyecekseniz ne diye hani uzatıyorsun diye. Sizin peki ailede bir baskı var mıydı Hasret, artık şu görüştüğün yok, çocuğun ailesi? Yok, kesinlikle, ama benden sonra artık düğüne de gelip herkesle tanıştığı için ister istemez şey düşünüyordu kendince. Herkes bir şey bekliyor hani, gelip tanıştı aileyle de, niye gelmiyorlar hala? Yani herkesin en doğal hakkı, artık bekliyorsun yani. Ya ailesiyle de tanışıyordu ablam. İşte bir haftaya gelecekler, babamla konuşacağım, bir haftaya babanı arayacak falan diyordu. Şimdi Şeyma, sen aynı evde kalıyorsun Hasret'le. Evet. O gün peki 7 Ekim günü ne oldu? Normal buluşacağım diye dışarı mı çıktın? Ne anlattı sana Hasret? Yok zaten ablam çalışıyordu, sabah hani işe gitti. Ben de çalışıyordum ama ben o gün evde çalışmam gerekiyordu, ev ortamında. Ablam beni aradı, ben işimden biraz şeydim, memnun değildi kendisi, işimi değiştirmemi istiyordu, bana iş bulmuştu yanına. Ben
ben ablamla konuştuğum akşam gelirim detayları konuşuruz dedi işle alakalı. Daha sonra ablamı aradım ben. 7 sıralarında aradım. Hı hı. Meşgul açmadı. Ben de herhalde gelir dedim. Yorgundum, uyudum. Hani o saatte yemek falan yiyip uyudum. Ablamın eve geldiğini görmedim. Çıktığını da? Hayır, görmedim. Görmedin, hiç görmedin. Sadece sabah babamın telefonuyla uyandım. Saat 5'i 10 geçe. Ablan kaza geçirmiş, neredesiniz siz, ablan nerede? Hani soru sordu, hastaneye gidin. Siz öyle mi duydunuz, kaza geçirdi diye evet, mi duydunuz? Evet. Kim haber verdi size? Polisler aramış babamı, babam bizi aradı. Polisler babanı arıyor. Nerede peki oluyor? Kaza. Yeri de bilmiyoruz, biz olay yerini göremedik. Gidip cenazemizi alıp aynı gün Diyarbakır'a gittik. Adli tıpın sonucunu bekledik. Ama olay yerin tespiti vardır tutanaklarda. Vardır. Hani hiçbir bilgi verilmedi bize. Başta muhtemelen bir kaza diyerek hani... Aileye evet. Haber veriliyor. Sonra gerçeği ne zaman öğrendiniz? Gidince polis dedi vurulmuş diye. Biz acile gittik. Bizi direkt adli tıba götürdüler. Biz neye uğradığımızı şaşırdık zaten. Gidip zaten ablamın soğuk bedeninin cesetiyle karşılaştık. Yapmışlar, etmişler. O an ne olmuşsa ablam morgdaydı yani. Sen dedin ki dipçikli kafasından darbe almış, burnunda kırık vardı. O gün yaşanıyor. Arabanın içinde bir kavga başlıyor ikisi arasında. Öyle mi? Olduğu net ama o gün mü önceye de ait. Dipçik ise o güne ait. Hı hı. Çünkü 112 şeyinde falan yazıyormuş. Morluklar sırtında, kollarında, bileğinde bile zorlama diğerleri vardı. Diğerleri öbür gününe, diğerleri başka güne ait şiddet. Belki başka güne de ait olabilir. Evet, bilmiyorlar hani aslında. Bilmiyorum evet. O yüzden. Muhtemelen hasret aslında son bir aydır şiddete maruz kalıyor ama... söylemiyor aileye. Demek çekiniyor. Evlenmek için de aslında istiyor yani bir şekilde o şiddeti saklayarak evlenmek istiyor galiba. O yüzden aşık mıydı size. Ela? Evet. Evet. Çok mu aşıktı? Peki siz gittiğinizde karşı tarafın ailesi var mıydı? Onlar size bir şey söyledi mi? Yok, kimse yoktu. Kalmak istemişler, polis izin vermemiş sanırım. Yani kalıp sizle mi görüşmek istemiş yani o çocuğun ailesi mi? Yani şöyle bizden önce morga gidip onu gördüğünü söylediler. Kim gidip görmüş? Babasıyla kız kardeşi. Hı hı. Biz bunu sonradan duyuyoruz. Evet, polis tarafından sadece duyuyoruz. Onlar da gidip görmüşler. Zaten kız kardeşi de çok yakın arkadaş ama belki de ele güne karşı aileye girmiş. Düğüne davet ettirmiş kendini, tanışmış. Belki de o yüzden bir sabır gösterdi, şiddete bir suskunluk gösterdi. Evet yani hani ele belki güne karşı, herkes duydu artık, diyerekten. Artık duydu bunu. Bir de yani 9 aylık bir ilişkinin içinde şiddetin olması yani daha çok yönlü bir ilişki aile içinde ya bir şiddetin dipçik olması. Dipçik derken dipçik genelde tüfeklerde olur. Kabza mı? Kabza olur. Kabza sanırım yani, aynen. Kabza. 3 santim bir kabza. Şey varmış. Peki Ela 7 Ekim günü şimdi bu olay şimdi bu çocuğun silahı var. Silahı çıkartıyor bir tartışma çıkıyor ama bu tartışma... Size tam ne anlatılıyor? Arabanın içinde mi oluyor, başka bir yerde mi? Size diyorlar ki kaza yaptılar. Kaza yaptılar, yani babamı ilk arayan öyle diyor. Kazara vurulduğunu biz daha sonra haberlerde gördük. Biz zaten o gün artık kendimizde değildik, cenazemizi alıp önce gittik. Trafik kazası demiş. Evet, polis, trafik kazası olarak size polis söylüyor. Polis genelde bu tür şeylerde aileyi ararken daha yumuşatarak, panikletmemek için böyle... Vefatı da söylemez. Tabii vefatı da söylemez, kaza yaptı hastanede der. Buyurun gelin der. Gelince anlatmak için. Anlatmaya çalışıyor. Anladınız mı? Yani genelde hep böyle yapılır. Yani bütün ölümlü şeylerde bu evet, tür haber tamam ama siz daha sonra bu olayın yani bir silahla vurulma olayı olduğunu tam ne zaman öğrendiniz? Morgun önüne gidince. Oraya kim söyledi size? Başınız sağ olsun dedi. Ben de ne oldu dedim. Yani biz neye uğradığımızı şaşırdık. Kim dedi? Polis dedi. Hı. Vurulmuş dedi. Vurulmuş dedi polis. Ben de o mu yaptı dedim. Evet dedi. Sen direkt şüphelendin zaten. Peki karşı taraf size herhangi bir arayıp sordu mu? Yani olay oldu, babanızı aradı polis. Karşı taraftan bu çocuğun ailesinden birileri aradı mı sizi yani hemen? Ya da bir başsağlığı ziyareti. Evet. Yok olay anını merak ediyorum. Yok olay anında kimse aramadı. Yok, hatta biz direkt telefona sarıldık kazayı duyunca. Ablamı aradım ulaşamadım. Şahsı aradık ulaşamadık. Yani direkt hastaneye gittik zaten. O taraftan herhangi bir arama gelmedi. Peki. Oradan da kimse yoktu yani. Cenazeyi alana kadar siz kimse hiç kimse siz Bekir'in ailesini önce gelmişler. Morga gitmişler. Birebir tanımıyoruz. Yani şöyle isim olarak hepsini biliyorum.
birebir tanışmadım hiç. Hiçbiriyle. Kız kardeşim de erkek kardeşim. Sadece onun da küçük erkek kardeşi var. Onunla birebir tanışmış. Yani karşı taraftan Bekir'in ailesinden hiç sizi arayan, soran, durumu anlatan, olayı anlatan hiç kimse olmadı mı? Çünkü bir de haberde şimdi tamam size ilk başta kazara diye söyleniyor ama siz haberlerde de izlerken kaza yoluyla sanki yanlışlıkla vurulmuş gibi bir haber mi? Evet, evet. Zaten şu an gelme öyle amacım. Öyle yaptı arkadaşım. Yanlışlıkla vurulmak diye bir şey yani öyle düşünen var mı hala? Ya da siz bu dava sürecinde hala öyle düşünüldüğünü düşünüyor musunuz? Şey yani şöyle açıkçası benim amacım zaten kazara olmadığı çok net belli. Aha. Yani ablamda darp izleri var sol taraftan enseden vurulmuş. Yakın atışma acaba hani kaza koşunu olacak vasıfta mı değil mi? Siz şimdi acınızı biraz depreştiriyoruz ama cenazeyi yakından gördünüz anladığım kadarıyla. Evet hepimiz gördük. Yıkamaya girdiniz mi? Orada ben çok daha net görülür. Ben dayanamadım. Annem evet. Arkadaşım siz girdi. Siz girdiniz herhalde. Annem arkadaşım girdi. Şimdi o tam yeri bana bir elinizle bir gösterme şansınız var mı? Tam yeri. Tarif ettiğine göre sol en. Damar kısmı var ya. Tamam. Ablanız hangi elini kullanıyor? Sağ. Solak mı? Sağ mı? Sağ elini kullanıyor. Şimdi sağ elini kullanan oradan atış yapamaz. Oradan hayır sol yapalım. Tarafta zaten şoför mahallinde arkadaşı yok. Oturuyor. Yok yok. Tabii bu olay gerçekten yok, arabanın bakın, içinde mi ben, oldu? Solundan ben, o da bilinmiyor ki. Evet. Hayır ben. Hayır. Yani bu tam bilinmiyor ki aslında. Yani biz onu ya da ben orada bir şey sormak zaten. İstedim ama. Yani biz sadece sosyal medyadan duyduğumuz kadarıyla arabanın içerisinde olmuş ve kazara olduğuna dair ifade verilmiş. Biz sadece bunu biliyoruz. Bu Bekir'in verdiği ifade. Evet. Şimdi evet. Fulya acık. Biraz çok sık girmeye başladım ama çok merak ettiğim bir şey var çünkü onu netleştirmem lazım. Ben bu arada emekli cinayet masası polisiyim. Yani konuya biraz vakıf olursam daha iyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi karşı tarafın bir iddiası olacaktır muhtemelen karşınıza bu gelecektir. Diyecektir ki sinir yaptı, aldı, kendine sıktı diye bir savunmayla gelecekler karşı. %100 böyle bir şeyle gelinir. Muhtemelen evet. Şimdi sağ elini kullanan insan... eğer kendini hayatını sonlandırmak istiyorsa dahi buraya sıkamaz. Sol arkaya sıkamaz. Mümkün değil. Sol elini alıp sıkayım dersen o an için bunu düşünemezsin zaten. Sağ elini kullanıyorsan sağ elini alırsın şakaktan veya başının herhangi bir noktasından ateş edebilirsin. Ama hep sağ bölgeyle ilgili olur. Ama sol bölgeyle ilgili bir şey yapamazsın. Ama zaten araçtalar. Hangi arası? Ama araçta olup da, ben o araçta olup olmadıkları ben, konusunda da emin değilim yani. Ben anlıyorum onun. Ne demek istiyorsunuz şunu hocam? Şunu demeye peki? Çalışıyorum. Şimdi size karşı taraf böyle bir iddiala gelecek. %100 bunu getirecekler. Benim oğlum sıkmadı. Çocuk da diyecek ki ben sıkmadım o silahı. Kendisi beni korkutmak için aldı, kendi sıktı diyecek. %100 bunun başka karşılığı cevabı yok. %100 böyle gelecek. Ya da şöyle değil. Hemen çok azıcık şunu diyorum. İkisine de sen cevap ver diye şunu söylemek. Ya da şunu diyecek. Biz o sırada ittirip kaktırıyorduk patladı zaten silah. Zaten kazayla demiş anladığım kadar değil kazayla. Mi? Enseden evet. Yapılan atışlarda öyle bir şey deme şansın yok. Onu zaten kimse kabul etmez. Bunun haricinde o sol taraftaki yarayı soracaktım. Yani yara mor muydu, yanık mıydı? Çünkü yakın, uzak ve bitişik atışlar vardır. Tamam mı? Bunlar olayı çözmek için çok önemli faktörlerdir. Yani bitişik atış şudur. Dayarsın silahı, ateş edersin, o bölgeyi olduğu gibi yakar. Ama tamam. İşte balistik raporu falan gelmemiş daha. Yok yok abla ben anlayabiliriz diye biraz yapıyorum. Yakın atışta 50 santim yakın 50 santim ve 1 metreye kadar olan atışlardır yakın atışlar. Uzak atış daha farklı. Bu ya atışlardan, o yaranın durumundan bunun nasıl yapıldığını çok rahat anlayabilir bir cinayet masası polisi, o polis bölgesi herhalde değil mi evet, olduğu yer? Evet. Oradaki polis bunu çok rahat anlayabilir. Çünkü merminin girdiği yeri yaktıysa deriyi bitişik atıştır. Silahı dayayıp atmıştır. Ama uzaktan sadece bir delik varsa o yakın atıştır. Onu yapma şansın yok zaten. Savaş yapamazsın. Hocam şimdi Büşra Seyiz Şanlıurfa'da çok önemli bir şimdi bağlantı yapacağız. Büşra'nın anlatacağı, edindiği çok önemli bilgiler var. Bir muhabir arkadaşım, Büşra'ya döneceğim. Siz de onun edindiği bu bilgileri ilk defa duyacaksınız. Büşra kolay gelsin. Urfa'dan
pek çok detay öğrendin Hasret'in ölümüyle alakalı. Seni dinliyoruz Büşra. Fulya Öztürk, iyi yayınlar. Sabah erken saatlerde sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte İstanbul'dan Şanlıurfa'ya doğru yola çıktık biz. Ve şu an Hasret'in vefat ettiği bölgedeyiz, olay yerindeyiz. Ve buraya geldiğimiz andan itibaren de tabiri caizse didik didik bir çalışma gerçekleştirdik. Çok sayıda da bilgi edindik. Bunlardan en önemlisiyle başlamak istiyorum. Az önce de bahsi geçti. Bu zamana kadar biz Hasret Hanım'ın hep otomobilde hayatını kaybettiği yönünde bilgiler edinmiştik. Ancak bugün görgü tanıklarından ve binada yaşayan kişilerden edindiğimiz bilgi şu şekilde. Hasret Hanım otomobilde değil, Bekir Bey'in kendisine ait olan evinde hayatını kaybediyor. Yine olay gecesine dair bilgiler edindik. Onlar bak, da şu ilk yönde. Defa duyuyorsun olay gecesi. Bir saniye Büşra, Büşra bir saniye. Bak şu an Hasret'in öldüğü yerde. Evet. Ve size diyorlar ya trafik kazası ya da arabanın içinde bir tartışma çıktı. Büşra'nın edindiği bilgiyi duydunuz, ilk defa duydunuz burada. Evet. Büşra, o bölgeyi de bir gösterir misin? Şu da olabilir. Burası özel bir mülk olduğu için Fulya Öztürk bir izin almamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla şu an gösteremiyorum ama biz buradayız. İlerleyen zamanlarda da yeni çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olay gecesiyle ilgili edindiğimiz bilgileri de aktarmak isterim. Gece 2-2.30 sularında apartmanda ciddi anlamda bir kavga sesi duyuluyor, bir bağırma sesi duyuluyor ve bir erkeğe ait olduğu söyleniliyor. Ancak bu erkek sesi Bekir Bey'e mi ait yoksa başka birisine mi ait, bununla alakalı net bir bilgi yok. Yalnız bir erkeğin aç kapıyı diye bağırdığı yine iddialar arasında, uzun süren bir bağırışmanın ardından bir feryat sesi yükseliyor. Bağırışmalar yaşanırken apartmandaki komşular, açıkçası belki birisi alkollüdür, hani açmayalım kapıyı bize de bulaşır, musallat olur diye çok oralı olmuyorlar. Ancak feryat sesini duyduktan sonra bu sesi takip edip pencereden aşağıya bakıyorlar ve aşağıda binanın önünde sağlık ekiplerini ve polis ekiplerini görüyorlar. Peki bu bağırışma ve feryat sesi arasında neler yaşandı diye araştırdık. Silah sesi duyan var mı olay yerinde, evin içerisinde? Silah sesi duyan yok Fulya Öztürk. Ancak o gece olay yerinde, evin içerisinde neler yaşandığını da öğrendik. İddiaya göre Hasret Hanım eline bir tabanca alıyor ve intihar etmeye kalkışıyor. Onu durdurmaya çalışırken şey Bekir Bey'le aralarında mümkün değil. Yalan söylüyorlar. Hasret intihar edecek biri değil. Hayat dolu, benim ablam niye intihar? Kendine zarar verebilecek bir insan diye yalan söylüyorlar. Zaten kim sosyal görmüş? Medyada karalamalar yapıyorlardı. Aynen. Kim görmüş? Görmeden nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyorlar? Arkadaşlar, savunabilecekleri tek mekanizma bu. Evet. Bu ifadeye yönelik. Başka hiçbir şey yapamazlar yani. Ama bu savunmayı yapanlar da elini vicdanına koyup yapsın. Onun yerinde kendi kızları da olabilirdi. Bu şekilde bir savunma yapsınlar lütfen. Ya da intiharı düşünsek bile Büşra'cığım, demek ki intiharı düşündürecek kadar bir karamsarlık, bir olumsuzluk içindeydi bu kız. Aniden canını, hadi bir anlık için bunun doğru olduğunu kabul edelim. Demek ki onu intihara sürükleyen bir sebep vardı. Üstelik 9 ama aylık bak, erkek arkadaşlar. Ama bak benim, Ela diyor ki benim ablam intihar edebilecek bir insan değil. Kesinlikle değil. Yani hayat dolu bir kız diyor. Daha gencecik bir kız. Silahın işte kabzasıyla ya da şeyiyle niye kendi kafasına vursun? Nasıl gider kendine vurur diyerek? Niye kendine vuracak önce? O kabza ama biraz yani, bir iki günlükmüş. Evet. Ama bir tanesi yeni dediler. Yok, bir iki günlük olup olmadığını bilmiyorum. Yani bir tanesi yeni, neden kendine vursun önce? Tabii. Öyle olmaz ki bazen vuracak. Bir de o silahın yerini nereden bilsin ki? Savaş Bey de söyledi vuramayacağını. Nereden bilecek? Adam o silahı eminim daha böyle gizli bir yere saklamıştı. Karıncadan korkan bir insan ya, silahla kendine nasıl zarar versin? Yalan söylüyorlar. Gerçekten de silahı adam taşıyordu, şüpheli. Fulya Hanım, ben bir şey bu sormak işini planlamıştı. Kesinlikle eline silahı alabilecek bir kız değil. Değil. Eline silahı alabilecek bir kız değil. Değil. Hani yok, bırakın onu alıp da kendini vurmaya kalksın. Hayat dolu bir kızdı ya yeğenim. Ramazan Bey, şimdi bu tür intiharlarda genelde şunu görürüz. Evliyatı olur, geriye dönük. Herhangi bir şekilde daha önceden herhangi bir intihara meyili oldu mu? Kesinlikle hayır. Asla. Hayır.
zaten ablam... Her zaman şunu da söylüyoruz. Kadınların zaten kendi hayatına son verme biçimlerinde silah ya da işte kendini asma gibi şeyler çok altta kalır. Çünkü bunlar çok acı verici şeyler olduğu için kadınlar bunu biz görüyoruz ki zaten çok hani bakımlı, kendini seven, evlilik düşünen biri niye çok böyle hoş. Bir şey yapsın? Böyle de güzel, hoş bir kızın daha önce de geçmişi de yok. Ayrıca bunu kim görmüş ki? Yani i̇şte kızın intihar ettiğini kim görmüş ki? Evin içinde kim varmış? Çok özür diliyorum. Bunu söyleyenler kim acaba? Çok evet. merak ediyorum. Yani bunu söyleyenler kim? Biz zaten bir ay oldu. Tam bugün 31. günü ve biz hala daha dosya gizli kararı olduğu için bu dosyaya ulaşamıyoruz. Biz avukatımız ulaşabilir ama. Avukatımız da ulaşamıyor. Yani gerekli müdahaleleri yok, yaptık. Yok avukat hayır. Avukat evrak. Yani benim ablam bilir. Evlilik hayali kuran bir insan. Niye intihar etsin? Ya her şeye neden intihar etsin sorumlulukları yani? Ver babama kardeşime peki, çok. Peki bunu söyleyenler kimler? Bir onu çok merak ediyoruz. Evet. Yani onu söyleyenler kimlermiş? Bir öğrenelim bir de, bakalım. Bir de yani bak şimdi bu adamın belli ki silahı var ya. Ruhsatlı veya ruhsatsız bilmiyoruz yani. Bu silah o adamın evinin özel bir yerindedir. Fulya Hanım. Hasret bilmiyorum bu adamın evinin güzel miydi? Adamın nereden biliyordu silahı silah eğer ki o aldıysa? Üstündeydi. Ha? Silahı üstünde taşıyormuş. Taşıyan bir insan bu. Silahı üstünde taşıyordu. Evet ben bir ara denk geldim kendisi. Hep yanında mıydı? Evet bir de gösteriyor şimdi. Niye taşıyor silah peki? Ha? İşte bilmiyoruz. Bu adamın başka peki böyle vukuatları, yaralamaları var mıydı biliyor musunuz siz bu i̇şte adamlar? Böyle bir karalamayı yapan bir insan eğer ablamın kendine zarar verdiğini söyleyen bir insan bunu da biliyordur. Çıksın onu da söylesin o zaman. Şimdi belli bir işçi sayısına göre fabrikası, imalat hanesi olan çiftçi, kuyumcu. Tamam, silah alma şeyi var. Silah evet. alma hakkı var. Evet. Ruhsatlımış mı acaba? Bilmiyoruz onu. Ruhsat taşıma ruhsatı mı? Yani. Bulundurma ruhsatı mı? Aynen. Bilmiyoruz. Hı-hı. Yani ruhsatlı ama... silah olsa bile, de, ben de iş adamıyım, ben de görüyorum, çevremde çok insanlarda silah vardır, taşıma ruhsatı ayrıdır. Tabii tabii. Müdürüm daha iyi bilir, bulundurma ruhsatları ayrıdır. Hani iş yerinde bulundurursunuz, evinizde evet. bulundurursunuz, taşıma. Bu insan ruhsatlı bir silahını eve bırakmaz ki. Taşır yani, devamlı üstüne taşıyor. Kız kardeşiniz zaten. Dedi ya, bana bile gösterdi, evet. belindeydi diye. Demek bu ki onunla... Bir hava atıyordu, bir şey, bir evet, amacı evet. vardı. Bir şey soracağım. Evet. Bu ev, Büşra'ya tekrar dönebiliyor muyuz? Birlikte kaldık. Büşra'yı bir alalım. Birlikte kaldıkları bir ev yok. Ben ablamla yaşıyordum zaten. Bu ev hangi ev? Şu an bulunduğu çevre çocuğun evini. Onun evi. Onun evi derken hani. Ya sitede bir aile orası. Ailesi yok mu o evde? Ailesi ayrı yaşıyor. Ailesi ayrı yaşıyor. Ailesi çocuk kendi yaşıyor. Sizin kardeşiniz de onunla birlikte bu evde buluşuyor muydu? Yani biz işte. O gün ne oldu? Biz diyoruz ya olayın nerede olduğunu. Yani çocuk tek başına yaşıyor. Onlar daha yani olayın nerede, aile onlar, değil, olayın daha nerede değil. Olduğunu bile bilmiyorlardı. Bu programda Büşra Seyiz'in ekibimden muhabir arkadaşımın Urfa'da edindiği titizlikle yaptığı çalışma sonucunda siz de ilk defa duydunuz. Evet. Size ilk başta bu bir kaza deniliyor, arabanın içinde böyle bir tartışma çıkmış deniliyor. Evet. Savunmasında da Bekir bunu söylüyor. Evet, ilk ama haberler de bu yönde. Ha? İlk çıkan haberler de bu yönde. Ha. Çünkü o savunmasında böyle söylüyor ama olay bambaşka. Bu kız araçta değil, Bekir'in evinde. Bak şimdi öyle yalnız bir şey söyleyeceğim. Soru cevap gidiyoruz ne güzel. Olay yerinde hiç silah sesi yok. Evet. Taşıma da olabilir. Yani arabada yapmıştır. Kesinlikle. Ya, kesinlikle. Aynen. Arabada yapmıştır. Evet. Yani o da... Çünkü zaten Fulya Hanım o gece için çok büyük şahide var. Yani olayın saati... İşte ablamla enişteme verilen haber, ölüm sonrasında saat. Onun da gidip karakola teslim olması. Ki, burada çok böyle ciddi bir şaibe var. Yani ne olduğu bilinmiyor. Muhtemelen birilerinden destek alıyordur. İşte neler yapması gerektiği hakkında tabii, destek alıyordur. Avukatlardan da neticesinde böyle bir ifade veriyordur yani. Fulya Hanım hani şöyle kendisi teslim olana kadar bizim numaramızı vardı, polise verebilirdi. Neden polis GBT'den babama ulaşıyor ki? Kebriye Hanım bir girmek istiyor, bir şey söyleyecekmiş. Bizim ekip arkadaşlarımızın orada aldığı bilgiler Fulya Hanım gayri resmi bilgiler ama net olan şeyler. Yani görgü şahitleriyle konuştukları için biliyorlar net olarak. Bir defa şunun arabada değil, olay evde oluyor Savaş Hocam. Onu unutalım yani araba içi falan diye bir şey yok. Çünkü görgü şahitleri konuşuyor. Bulunan sitedeki ses duyan insanlar zaten konuşuyor. Arkadaşımızın anlattığı şeyler... doğru olan şeyler. Diğer kısımda zaten Büşra anlatacak. Aile çok şey hakim değil çünkü onlar da ilk kez duydular. Bu basına da yansırken arabanın içinde olduğu şeklinde yansıdı. Hep öyle yansıdı. Şimdi Büşra bize geri kalan kısmı anlatacak. Aile de bilmiyor. İlk kez bizimle duydu. Dolayısıyla onlara soracağımız şeylerin cevabını bilmiyorlar. Büşra'ya bir dönelim mi? Büşra hazır değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok bağlantıda. Büşra
Büşra, sen zaten evet o sitede oturanlardan, o görevlilerden hatta pek çok detayı da aldın. Yani bu olayı görüp duyan insanlarla konuşuyor. Aile de şu an seni tabii can kulağıyla dinliyorlar Büşra. Senin Urfa'dan edindiğin o bilgiler çok önemli. Ben apartmanın ismini göstermeden şöyle bir kameraman arkadaştan rica et lütfen. Ben o bölgeyi çok merak ediyorum. Sitenin ismini göstermeyin. Ama şöyle bir alanı da görmek istiyorum açıkçası. Lütfen Burak'a söyle. Fulya Öztürk, araştırmalarımızı yaparken bununla alakalı da çok ciddi anlamda bir uyarı aldık. Dediğimiz gibi burası büyük bir site olduğu için İznet abi şu an gösteremiyorum. Tepki mi gösteriyorlar ama, size Büşra? Yayınımızın ardından tekrar size... Büşra, tepki mi gösteriyorlar? Tepkiden ziyade bir İznet abi olduğu için o yasal prosedürle alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yayınımızın ardından ben tekrar kendileriyle görüşeceğim Fulya Öztürk. Olay gecesine dönecek olursak, çünkü orası çok önemliydi. İddiaya göre Hasret Hanım intihar etmeye kalkıştığı esnada Bekir Bey silahı elinden almak için davranıyor ve aralarında bir arbede çıkıyor. Hmm. Bu esnada tabancanın namlusu ense köküne denk geldiği esnada tabanca patlıyor. O an olayın şokuyla önce bir ne yapacağını bilemiyor Bekir Bey. Daha sonra hemen o gece sitede görevli olan güvenlik görevlisini arıyor. Ve kendisine durumdan bahsedip hemen sağlık ekiplerini ve polis ekiplerini aramasını söylüyor. Bu güvenlik görevlisinin de yine eve girdiği yapılan iddialar doğrultusunda. Daha sonrasında zaten basında da söylenildiği gibi polis ekipleri, sağlık ekipleri buraya geliyorlar ve Hasret Hanım'ı hastaneye götürüyorlar. Evde gerekli incelemeler yapılmış mı peki? Yani ailenin zaten siz bir şeyden şüpheleniyorsunuz ve siz bu aileyle, Bekir ve Bekir'in ailesiyle alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Siz bu kadar pek çok şeyi de aslında bilmiyordunuz. Bakın bu program sayesinde pek çok detayı öğrendiniz. Şöyle Fulya Hanım, intihar eden bir insanın kafasında dipçik izinin işte kabza izi veya vücudunda darp izinin ne işi var? Evet. Burnunda kırığın ne işi var? Öyle değil mi? Hı hı. Yani dövmüş, daha sonra öldürmüş, bunun başka bir açıklaması yok. Yok yani, kazara diye bir durum yok. Bir cinayet işlenmiş, bunu kapatmaya çalışıyorlar ve onlar da bu bilgileri veren kişiler de demek ki ona destek çıkıyor. Bizim bu, zaten kaygımız da bundan kaygımız olduğu bu, evet. için Fulya Hanım, biz olayı medyaya taşıyıp yani burada gerçekten bu işi detaylı bir şekilde araştırıp gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz Fulya Hanım. Yani, gerçekten vicdan sahibi doğruyu söyleyecek insanların bağlanıp söylemesini istiyoruz. Bağlansınlar, duyalım hepsini, evet. Konuşsunlar. Madem böyle bir durum var, tüm Türkiye'ye duyursunlar. Korkuyor mudur diyorsunuz, bilip görenler korktukları için mi susuyorlar diyorsunuz? Yani ben herhangi bir şey söylemek istemiyoruz ama işte az önce müdürümün de söylediği gibi buradan sıkılan bir silah var ortada. Kabze izleri var. Vücutta morluklar var, sırtında darp izleri var. Evde de çok iz vardır. Yani elinde de morluklar var diyor. Aktifin elinde her tarafında, yani bütün iyi araştırılması gerekiyor. Ben şeyi soracağım. Tabii gizli karar olduğu için çok net bilmiyorsunuz. Belki kulağınıza gelmiş olabilir. Karşı taraf, şüpheli olan kişi alındığında muhtemelen el sıvaplarında barut izine rastlandı, vücudunda, giysilerinde. Temel'le ilgili bir şey duydunuz mu? Hayır, biz onunla ilgili bir şey duymadık. Kendi teslim olmuş, onun önlemini alıp elini yüzünü yıkamış olabilir. Evet. Zaman geçirmiş ben olabilir. Zaten elleri ortadan çıkarmış olabilir. Tabii bilmiyoruz henüz. Bir telefonum var. İnsanların duyduğu şeyler, şu çok önemli. İnsanların Hocam, duyduğunu söylediğimiz şeyler bence kendisinin güvenlik görevlisine anlattığı şey. Çünkü ilk duyan güvenlik görevlisi çağırıyor ve bu şekilde anlatıyor. Herkese de güvenlik görevlisi, sitenin güvenlik görevlisi olduğu için herkese de işte yanlışlıkla oldu, beni çağırdı diye anlatmıştır. Şimdi Hasret'in annesi Hediye Hanım telefonda. Hediye Hanım, başınız sağ olsun efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, yani sizler de yeni duyuyorsunuz, ilk defa duyuyorsunuz bu programda. Evet, biz şaşırdık şu an duyduklarımıza. Yani Büşra arkadaşım oradan aktarıyor. İntihar etmiş olabilir mi böyle bir o silahı kendisi alıp? Hayır, asla. Ne diyorsunuz bu açıklama? Asla, benim kızım intihar edecekti, kız değil. Kızım hayat dolu biriydi. İki kız kardeşine bile benzemezdi. Çok kendini seven, hayat dolu bir kızdı. Ben intihar olduğuna asla inanmıyorum. Bunlar güçlü olduğu için bir şeyleri de kapatmak için intihar diyorlar. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım yani. Nereye gerekirse gideceğim.
Elimden geleni yapacağım. Bu adamın müebbet alması için uğraşacağım. Bunlar güçleri olduğu için kendilerini kurtarma için yani bu şimdi şeyi uydurdular. Öyle demeyin ama tabii yani hani Türk adaleti bu işin zaten peşini bırakmayacaktır. Adalet... Sizler de sesinizi duyurmanız da çok önemli. Evet. Siz çünkü en son ya bu kızcağız gelinlik bakarken kefen giydi. Gencecik bir kız, 26 yaşında, dünyalar güzeli bir kız. Hasret'in bu şüpheli ölümünü konuşuyoruz. Siz Hasret'i en son siz yani yıkamışsınız, öyle toprağa vermişsiniz. Siz vücudundaki izleri gördünüz mü? Şimdi ya bir anne için ne kadar çok zor büyük bir şey. Acı, bir çok kızını büyük. Girip yıkaması, kefenlemesi ne kadar zor bir şey. Rabbim kimseye yaşatmasın bunu, bize yaşattılar. Onlar da inşallah bunun acısını çekerler bir şekil. Bir şey diyemiyorum. Ben kızımı o halde gördüm. Görmek için de kendimi toplayıp girdim. Yani zorladım kendimi. Ben kızımın ne olduğunu merak ettiğim için girdim. Çok özür diliyorum. Sormak istemezdim ama vücudundaki yani belki siz artık o unutmak istiyorsunuzdur belki o ama ne gördünüz? Hangi bölgesinde darp izleri vardı? Kızımın sol bileğinde morluk vardı. Biri zorlamış. Bilek tutulmuş böyle zorla morluk o şekil var yani. Bir yerinde değil. Kolu bileği sıkılmış. Bileğin. Bir de dirseğin üst tarafında. Nerede? Parmak izleri gibi böyle dirseğin üst tarafında. Dirseğin üst tarafında. Şey kısmı. Orada morluk yani sıkılma var. Sıkılma gibi şöyle ha? Evet, zorlanma sıkılma gibi. Gibi. Aynen. Ben onu hiç bilebilecek şeydeyim yani. O kadarını anlayacak. İyice inceledim. Ayağının üstünde hafif bir darbe vardı. Çizik mi desem, böyle yara olmuş bir sürtünme mi desem bilmiyorum. Ayağının üstünde vardı. Kafası peki, kafatası? Kafatasında bir şey yok. Sadece boynunun, ensesinin arkasında yakından vuruldu. Çok belli. Bu yani kendi kolundan zorlamış, kendi vurmuş bunu. Kızım kendisi yapmaz. Sadece ama, bir kurşun izi. Bir de burnu... Dağılma, parçalanma bir şey yok. Ben bir soru cevap yapalım tekrar. O yarayı gördünüz enseden. Diğer evet. taraftan herhangi bir çıkış yarası gördünüz mü? Gördüyseniz... Görmedim işte ben onu çok baktım ama ha, göremedim. Çıkış olmayan. Yani sadece solda görüyorsunuz değil mi? Evet. Doğru mu? Ensenin evet, sol sağ tarafta. Sol. Sol kısımda burada görüyorsunuz. Evet. Diğer taraftan merminin... Çıkış yok. Çıkış yok. İçeride kaldı. İçeride görmedim. Çıkışı mermi, görmedim. Mermi o kurşun içeride o kalıyor. Çıkış olmazsa... Bileğindeki morluğu gördüm ve burnunun üzerinde... Çıkış olan atışlar bu, genelde bitişik atışlar. Çıkış olmayan atışlar. Hocam içeride kurşunun içeride kalmış görmedim. Olması ne demek? Ben baktım ama göremedim. Merminin içeride kalıp tekrar otopside çıkarılıyor mermi. Daha ya sonra baristi içinde... yapılıyor. Kemiği ama şimdi oradan gidiş yönü önemliydi benim için. Yani kafasının sol içinde taraftan... olabilir. Ben saçının içine falan çok ayrıntıya giremedim. Tabii siz dayanamıyordum. Haklısınız. Ben tabii bir anne olarak dediğiniz gibi Allah sabır versin bu arada. Yani çok zor bir durum. Hepinizin. Yani orada incelemeniz bile muhakkak çok zor olmuştu. İğne vurmuşlardı. Ben nasıl o cesareti buldum ben de bilmiyorum. Ben ondan önce çok kötüydüm. Şimdi burnundaki kırı da bir soralım Savaşçım. Tamam. Burnundaki kırık bariz miydi? Burnunun üzerinde de vardı diyor. Morluk vardı yani kırığı tam fark edemem morluk gibiydi öyle. Şu ortak kemik kısmında morluk vardı. Savaş hocam peki bir şey söyleyeceğim. Yani kendisi eğer ki sol taraf yani sıkmış olsa o kurşun çıkar mıydı demek istiyorsun? Bak şunu anlat. Ne demek aslında istiyorsun? Şunu anlatmaya çalıştım lafımı bitiremedim. Şimdi bitişik attığınız zaman mermi o hacmi sağlayamıyor. Ama yakın atışta. Bir mesafe var. Namludan çıktıktan sonra ızını alıyor mermi ve delip çıkıyor. Yani buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ama bitişik atışta o acmi, o ızı alamadığı için içeride kalıyor mermi. Yani bitişik saplanıyor. Atış olduğunu anladım ben şimdi. %80'inde bitişik atış. Yani birisi dayayıp yakın. Ateş etmiştir anlamında söylüyor. Sol taraf. Şöyle. Tabii sol taraf. Yani geliyor yakından. Tabii yakın oradan ateş bu? Etse çıkar. Buradan şey yani böyle bitişik bayağı uzun bir dayıyor. Ha evet. iyice dayıyor. Dayıyor. Tabii, evet. dayıyor. Yani o yara yerinde ya lütfen vallahi soruyorum anneye ama çok zorlanıyorum da. O en yara gören... merminin girdiği yerde bir yanık izi var mıydı böyle? Size dikkatinizi çekiyor. Ya valla ben o kadarını şimdi desem şey kan akıyordu, kanaması vardı. Çok anladım. Fark edemedim. Ay. Anladım. Kanını bile havluyla falan yıkayan bayan durduruyor.
dağılmaya başladı yıkayınca. Şimdi ben ona çok ayrıntısına giremedim. Anneyi de daha fazla şey. Tabii anneyi yapmıyorum. Daha fazla. Evet. Dediğin doğru. Peki, ya ben zaten ben bu acıyla nasıl yaşayacağım bilmiyorum ki. Evlat acısı çok zor bir şey. Allah'ım kimseye göstermesin. O yaşa getir çocuğunu, büyüt ve bir tane kendini bilmez birinin silahıyla ya bilmiyorum, ben bu anlatamıyorum bunu. Acımız çok büyük. Bir ama de böyle işte şey yapıyorlar ya, kendini vurmuş. Benim kızım kendini vursa benim evimde vurardı. Ben evimde bir hatasını görürdüm. Hayat dolu bir kızdı. Bizim için çalışıyor, çırpınıyordu. Evlenmeyi bile düşünmüyordu. Bu kızımı nasıl kandırdı, nasıl evlilik inandırdı bilmiyorum ki ne vaatler etti bu kızıma. Şimdi ben bir mesaj okuyacağım. Bizim telefon ihbar hattımıza gelen. Tabii yani bağlanıp da konuşmak istemiyorlar. Çok çekinen var bu konuyla alakalı. Aslında çok bilgisi olan var. Eşraftan da önde gelen olan varsa. Var. Evet. Yani pek çok şey bilen var ama çekiniyorlar. Bir mesaj atmış bir izleyicimiz Urfa'dan. Şunu söylüyor, ismini vermiyor. Aynı sitede oturuyorlar Bekir Bey'le, eski eşini de tanıyor hasretle Bekir Bey. Çıkmaya başlayınca 2 yıldır beraber oldukları için eşi yakalıyor. Yok. Daha sonra ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra da hasret gidip Bekir'in evine yerleşiyor. Orada beraber yaşıyorlar. Yalan adam söylüyorlar. Evli miydi? Yalan şöyle söylüyorlar. Bir şey var. 20 günlük bir beraberliği oldu. Bunu eski eşi de yani attırmış olabilir. Bu adam evlenip boşanmış mı? Evlenip boşanmış. Evet, 20 günlük bir beraberliği var. O da aileler tanışıyor diye evlendiriyorlar bunları. 20 günde imam nikahıyla evlendirip geri boşanıyor. Altınları falan veriyormuş. Hasretten önce. Evet, aynen öyle. Niye boşanmışlar? Niye böyle İstemiyormuş bir evlilik? İstemiyormuş zaten yaptığını? Evlenmeyi. Aileler tanışıyor diye evleniyor. Fotoğraflar işte soy isimden dolayı birbiriyle evlendiriyor çocukları falan. Öyle bir durumdan dolayı bu da istemiyormuş. Öyle biliyoruz. Yani bu olaylar benim duyduğum şeyler yalnız. Onu söyleyeyim. Hani net olarak ben de bilmiyorum. Tabii önemli. Ki öyle. 20 günlük imam nikahlı bir beraberlik. Daha i̇mam nikahlı mı? İmam nikahlı, resmi nikah yok. Hı hı. Zaten şey olmamış. 20 günde boşanmışlar geri. Şimdi ben bir şey hatırlatacağım. Ha, söyle abi, kapatayım. Yoksa kafamda kaldı yani. Hı hı hı. Şöyle bir şey. Olay saati sabahın 2.30'u. Bakın. Eğer ki, tekrar söylüyorum, Kebriye Hanım bana kızacak buradan ama. Eğer susturucu silahta susturucu kullanmadıysa o duyar. Cenaze muhtemelen bana göre. Hı hı. Çünkü cinayet polisinin bir özelliği de senaryoyu yazabilmektir. Hı hı. Konuyu toparlayıp. Hı hı. Taşınmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü atış bitişik atışa benziyor. Anlatılanları annesinin, hı hı, anlattıklarına, hı hı, göre mermi içerideyse. Tabii ki bunlar hep buradaki duyduğumuz şeyler. Bunun bir provasını yapıp arabada olmuş olabilir. Tabii lüminal çalışmayı mutlaka savcı bey yapacaktır. Arabanın içinde atış yapılmış mı, yapılmamış mı, barut gazı var mı, yok mu? Bunların hepsi oturacaktır. Gizli karar olduğu için biz de bilmiyoruz. Burada yapıldıysa muhtemelen Andan abla da katkı verecektir muhtemelen. Bir avukatla görüşülüp olaydan sonra cenaze oradayken daha bir senaryo kurup bu cenazeyi eve getirmiş olabilirler. Çünkü bakın 2.30'da cenazenin nerede bulunduğu, cenazenin yani bu kızımızın nerede öldüğünün yerini dahi bilmiyor aile. Bilmiyor işte. Yani bu şey o kadar garip ya, enteresan bir şey ki. Kaza yaptı diyorlar. Belki evde sıkıldı o kurşun. Ama daha sonra taşıdı mı arabaya veya arabada oldu, eve mi taşındı? Aile bilmiyor yahu hiçbir şey. Ya, duydular mı? Mümkün değil. Gecenin 2.30'unda tabanca sesini duymamak mümkün değil. Susturucu takmış olabilir. Susturuculuysa diyorum zaten. Tamam. Bak, susturucu varsa bu iddiamı yok ediyorum. Ya da yakın ediyorum. Bitişik ama, atışta yastık koyup öyle de yapmış olabilir. Abla yine mutlaka ses çıkar. Çünkü apartman dairesi yani bitişinde insanlar oturuyor. Evet. Silah sesi gecenin 2.30'unda çok farklı çıkar. Evet. Mutlaka duyarsın sesi. Ve bina içinde. Ve bina içindesin, mutlaka duyulur. Dış ortamda olmuş olsa. Bak şu vardır. Bak ona katılırım. Hiç kimse ifade vermiyordur. Biraz önce dedin ya, korkuyor. Aynen. İnsanlar. Aynen. Hiç kimse ifade vermiyor. Ses çekinen var. Ben şimdi hayır, zaten buradan Urfa'ya sesleniyorum. Komşulara sesleniyorum. Biz hem Bekir'in hem yapsınlar. Hasret'i tanıyanlar, hem Bekir'i tanıyanlar. 7 Ekim günü Urfa'da bu olayla alakalı bilgisi olanlar, görenler, bilenler lütfen
susmayın, konuşun, katkı verin, arayın bizi. İsminizi ifşa etmek istemiyorsunuz, olabilir. İsminizi vermeyin, önemli değil. Ben burada yani herkesin, anlıyorum sizleri de ama lütfen ne biliyorsanız beni ve ekibimi arayın. Çok rica ediyorum. Aile bunun için burada. Evet. Görgü tanığı, görgü şahidi arıyorlar. Bu olayın kapatılmasını istemiyorlar. Bakın bu programda öğreniyorlar. Kardeşlerinin, ablalarının, Ramazan Bey yeğeninin nerede öldüğünü. Yani o kadar ki çaresiz bir aile var. Yitip giden, gelinlik giyeceği yaşta kefen giyip ölen bir kızımız var, Hasret. Dolayısıyla bu konuda bilgisi olan varsa lütfen arasın. Urfa'ya sesleniyorum. Son el acımı alayım. Yarın yine devam edeceğim. Çok yeni çünkü aslında telefonlar da geliyor. Şimdi Büşra da, Büşra Seyiz ve Burak Keskince ekibimden çok başarılı arkadaşlarım. Onlar yarın eminim çok yeni donelerle, yeni haberlerle geleceklerdir. Son sözlerinizi alayım. Son bir şey söylemek istiyorum. Yani bağırış sesini duyup kurşun sesini, silah sesini duymamış olmaları imkansız gibi geliyor bana. Bu yüzden bu şekilde tanıklık bize çok doğru bir tanıklık gibi gelmiyor. Evet. Gerçekten bir şey duyduysanız, bir bağırışma, bir silah sesi. Yani Allah rızası için ya, vicdanı olan herkesin bence gizli de olsa tanıklık yapması gerekiyor. Ki bizim amacımız bu. Benim ablam kazara ölecek, intihar edecek bir insan değil. Yani kime sorsanız hayat dolu bir insan der. Bu şekilde tanımlar Hasret'i. Ki evlilik planı yapan, evlilik hayali kuran bir insan neden intihar etsin? Yani bunu kimsenin aklı alıyor mu? Evet. Şeyma sen de seslen Urfa'ya. Bu konuyla alakalı bilgisi olan görenler vardır. Bilip susanlar vardır. Sen de seslen kardeşim. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Bunu yapabilecek bir insan olmadıklarını çok iyi biliyorlar. Ki benim ablam Urfa'da tanınan, sevinen bir insan. Büyük iş adamları da tanıyor. Onlar da sesimize yani kulak versinler. Ablamın bunu yapmadığını, yapmayacağını biliyorlar. Her türlü bize ulaşsınlar. İsim vermesinler. En azından bari rahat uyusun ablam yerinde ya. Bu şekilde yani biz gerçekten hiç şey değiliz. Rahat değiliz. Hasret Tutal'ın bu ölümünü konuşacağız, şüpheli ölümü. Bu dosyayı yani konuşmaya devam edeceğiz. Son olarak alayım Ramazan. Yani ben 3 tane çocuk babasıyım. 2 tane kız çocuğum var. Bir tane de oğlum var. Cümlemizinkine Allah bağışlasın. Evlat açısı çok zordur. Ben buradan Urfa'ya, gerçekten Şanlıurfa'ya sesleniyorum. Şöyle sesleniyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Herkes aile babası, aile annesidir. Çok büyük bir acı, bir aydır. Gerçekten nefes alamıyoruz. Acımız o kadar büyük ki tarif bile edemiyoruz acımızı. Bu arada önemli bir telefon var Ramazan Bey. Böldüm ama Bekir'in bir arkadaşı aramış bizi. Bir telefonu alalım. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar. Siz Bekir'in arkadaşısınız. Siz ne biliyorsunuz bu olayla alakalı? Evet. Buyurun yani dinliyorum. Şöyle, tam olarak yani bu olayla alakalı pek bir şey bildiğim yok ama hani Bekir'den duyduğum ve tanıdığım kadarıyla hani anlatmak istiyorum. Evet. Öncelikle aileye başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzücü. Ben Hasret'le birebir tanışmadım ama hani Bekir'den çok duyardım. Siz Bekir'le hani bayağı yakın bir arkadaş mısınız? Evet, yani benim abimden farksız bir insan. O ailelerimizle tanışır, aile dostumuz da olur kendisi. Ve ben bu olaydan birkaç hafta önce, çok uzun zaman almamıştı. Hı hı, dinliyorum. Evet, çok uzun zaman olmadan bir iki hafta önce görüşmüştüm. Şöyle söyleyeyim, ben yanımdayken de hani aramıştı Hasret. Yani Hasret'e karşı bir kin nefret besleyen biri asla değildi. Bu şekilde asla anlaşılmasın. Sevgi doluydu, onu seviyordu ki ben hani bunu gerçekten gördüğüm için söylüyorum. Yani Hasret'in de ona karşı tabii ki de çok büyük sevgisi vardı. Ben şöyle söyleyeyim yani tam olarak ne diyeceğini aslında bilmiyorum. Bu olay bizde çok üzdü gerçekten. Hani Hasret'in bu duruma düşmesini de biz istemezdik iki tarafında. Çok üzüldük gerçekten. Ama hani aileler de biliyordu. Hani merkez kardeşlerinin bildiğini de biliyorum. Görüştüklerini de biliyorum. Şervan'la oturup kalktıklarını da biliyorum. Tabii hani, peki niye bu kaçını toprak hani, altında? Ya, tamam her şey süperdi. Birbirlerini seviyorlardı, aşıklardı. Yani seven insan darp uygular mı? Hayır, kıyabilir mi sevdiğine? Şu an söylediğiniz şey çok mantıksız. Yok, kabul edilir bir şeyden olduğunu bahsetmiyorum. Ben sadece diyorum ki... Biz Bekir'i tanıyoruz zaten. Tanımadığımızı iddia etmiyoruz burada. Sen... Dediniz sadece düğüne, mesela düğüne geldiğinden bahsediyorsunuz. Orada gördüğünüzü bahsediyorsunuz ama... Tamam da ben Bekir'in silahı gösterdiğini... Şimdi Bekir silah taşıyan biriymiş. Evet. Var mıydı daha önce böyle vukuatları? Hayır, hiçbir şekilde bu
tarz vukuatları yalan yoktur. Söylüyorsun. Olsa da zaten hani bu incelemede de çıkar. Daha önceki geçmişini de araştırabilirsiniz. Ne diye silah taşıyordu bu adam peki? Şey bu adam niye silah taşıyordu? Kendisi iş adamı. Hani bu şekilde taşıması da ruhsatlı zaten silah. Herhangi bir ruhsatsızlığı yok. Ruhsatlı silahlı diyorsunuz. Yani normal bir şey. Evet evet. Öyle mi? Silah. Peki siz hayır, Bekir'in ailesiyle konuştunuz mu bu olaydan sonra? Şu an zaten cezaevinde evet, tutuklandı. Evet, onlar da çok üzgünler. Ha? Evet. Evet, o çok üzgünler. Evet çok üzgünler. Onlar da bu durumun olmasını bir adam olarak biliniyor Bekir. Siz de peki siz bu o 7 Ekim günü bakın benim ekip arkadaşlarım çok önemli şeyler öğrendi. Siz de mi şimdi öğrendiniz bilmiyorum ama evde. Hayır. Yok biz evde olduğunu biliyorduk ki bence ailesi de biliyordu. Aile bu bir olay değil. Biz olay yerini bile görmedik. Nasıl biz olayın nerede olduğunu bileceğiz. Olay sen gerçekten Bekir'in arkadaşıysan Şervan Bekir'in. Evet. Bekir diye bilinmiyor. Şervan diye biliniyor. Şervan dedim zaten. Sen gerçekten Şervan'ı mı kullanalım konuşurken? Asabi, Şervan olarak tanımlıyor. Karşıdakine zarar evet. verebilecek biri olduğunu bilirsin. Ki senin onunla yakınlığın nasıl bir şey? Ne derece bir yakınlığın var? Ben seni değiştirmedim. Biz aynen. zaten Şervan'ı tanıyoruz. Biz tanımıyoruz diye bir şey bak, değil. Bak o dedi ki evet evde böyle bir... Yani evde sen ne biliyorsun peki? Şunu merak ediyorum. Evde ikisi evde, tartışma çıkıyor. Ne oluyor? Bu bir intihar mı? Cinayet mi? Ne? Bu konu hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Bu konuda niye bağlandın o zaman? Ama sen çok yakın arkadaşısın. Şimdi benim yakın arkadaşım böyle bir şey yapsa ailesine sorarım ya giderim işte bilmem ne abla bilmem ne teyze ne olmuş? Tabii nasıl aynı evde değilim ben. Yok yok haklısınız. Telefon üzerinden konuşmamdan bahsediyorum. Ben aynı şehirde yaşamıyorum Bekir'le. Ha, hiç gitmediniz yani yanlarına? Yok hayır, yok hayır. Ben merak etmiyor musun? Cezaevine girdi, tutuklandı, yakın arkadaşınız ya. Madem abim olarak görüyorsun hayır, ya. Abim gibi dediniz o yüzden. Bir tane, sizden anlayamıyorum konuşmayı. Bir de bu arada... Bir cevap ver. Şöyle de söyleyeyim. Mesela yani Hasret Hanım zaten kız kardeş de biliyor. Bekir'le kalıyordu. Yani Şervan'la aynı evde. Bekir'le kalmıyordu. Yalan söyleme. Yalan söyle. Sen şu an buraya ailesi istediği için mi bağlandın evet. veya hayır, sadece iyi olduğunu söylemek için mi bağlandın? Yapıyorsun. Sen sadece abin gibi gördüğün bir insanın arkasından yanına niye gitmiyorsun? Tamam mı? Onun yerinde sen de olabilirdin. Bakın, bu şekilde karanın gibi artıyor. İnsanlar olduğu için bu cinayetler bitmiyor. Senin gibi insanlar bakın, yüzünden. Ben bir kadınım. Ben bunun aydınlatılması bir kadın olarak bunları söyleyemezsin işte ya. Bir kadın olarak bunları söylüyorum çünkü ben de bunun aydınlatılmasını Şeyma, istiyorum. Hasretle bu adam aynı evde mi yaşıyorlardı? Benim ablamla aynı evde yaşıyorlar. Evimizde kalan ev arkadaşımız var Melek. Kendisi hep berabersiniz. Tabii ki beraber kalıyorlar. Peki bu adı neydi Bekir'in dışında? Sen aynı şehirde bile değilsin. Ne beraber kaldığını nereden biliyorsun acaba? Bu nasıl birisi peki? Böyle öfke kontrolü var mıdır? Ne bağıran çağıran şey diyor ki elalar diyor ki. Hep diyor küfürlü konuşan. Gergin bir adama benziyor. Sen çok yakın arkadaşı değilsin. Ya da ne kadar yakın arkadaşısın bilmiyorum ama aynı şehirde olmadığın halde nasıl aynı evde yaşadın? Öyle konuşma. Öyle, konuşmayın. Bu tarz şeyler hiç konuşulacak konular değil. Satın alacak ne demek istiyorsunuz yani? Yalnız ben, böyle konuşmayın ben lütfen. Buraya bildiğim için çıktım konuştum. Ben burada hasreti de suçluyorum. Ama bakın siz bildiklerinizi... Ben burada karalama konusunda ama şimdi, değil. Ben sadece bakın, bildiklerimi anlatıyorum. Şimdi güzel karışmayacağım. Tabii biraz güzelleme yaptın. Sen tamam bir... Peki. Bir de bir sözü var. Başka telefon var mı? Bildiklerinizi ha? söylemek üzere bağlandınız ama ilk cümleniz çok çok hatalıydı. Diyorsunuz ki... Ben onun hasretin bu duruma düşmesini istemezdim. Bir duruma falan düşmedi. Hasret kara toprağa düştü. Bunun bilincinde değiller işte. Benim ablam ölmedi, öldürüldü. Yani. Öldürüldü. Öldürülmüş yani. Bunun bilincinde ya bir şey. Canını kaybetmiş bir kadından bahsediyor. Bir de aynı ilçede yaşamıyorken. Onlar beraber yaşadığını. Nereden bir abim biliyorsun? Gibi diyor. Nereden biliyorsun? Bu duruma düşmesini istemezdim diyor. Ne durumu ya? Kara toprağa düştü. Olsun. Ne kadar bilgi kırıntısı gelirse o kadar iyi bizim için. İyi de şimdi ya, güzelleme ne söyledik yaptın? Ki güzelleme yaptı. Öyle değildi. Böyle dedi. Süperdi. Birbirlerini çok seviyordu. Ne oldu ama, peki? Ama dövülüyor ama öldürüyor. Tamam zaten sen söylüyorsun. Evet, Hasret aşıkmış zaten bu adama. Bu arada birlikte de yaşasalar belki onu bir ima anlamında vurguladı. Birlikte de yaşasa bir kadın böyle bir talihsizliği, böyle bir kadersizliği hak edemez. Hak edemez. Fulya Hanım. Elbette yani birlikte yeğenim, de yaşar yaşamazsın. Bize ne olana gel hayatım. Ama benim belki bana, birlikte yaşamayı dayı, ben soğudum istemeye gelecekler dediğinde gözleri fıldır fıldır parlıyordu. Dayı dedi beni istemeye gelecekler. O kadar neşe dolu, o kadar gözleri fıldır fıldırdı ki. Zaten seviyorlardı. Biz sevmiyorlar demiyoruz ki. Birbirlerini seviyorlardı bunlar. Kızcağız gelinlik falan evet, bakıyor. Gelinlik bakmaya gitmişti. Şimdi az önce arayan izleyicimize ben teşekkür edeyim. Başka bir
ismini vermeyen bir kadın. O da Bekir'in arkadaşıymış. Maşallah hiç erkek bekliyorlarmış. Alo. Sağ olsunlar. Alo. Merhaba. Kadın arıyor. Merhaba. Erkek değil, kadın arıyor. Vallahi iyi değiliz. Gencecik yaşında ölen bir kadını konuşuyoruz ne yazık ki. Hiç iyi değiliz biz. Maalesef Allah rahmet eylesin diyorum. Amin. Ben şimdi bildiklerimi söylemek istiyorum. Buyurun Bekir, dinliyoruz. Eşini de tanıyordum. Konuştuğu arkadaşımı tanıyordum. İmam nikahlıyı mı diyorsunuz? İmam nikahlı eşini mi? Kısa süre bir evlilik yapmış. İmam nikahlı değildi. Resmi nikahlı. İmam nikahlıydı. Resmi nikahlı. İmam ispat edilebilir olsa bir şey bu. İmam nikahlıydı. 20 günlük eşini bıraktı. 20 günlük, evet. Ve kardeşimizi sevdiği için. Ha, Bekir de şöyle bir şey. Bu kadar agresif veya sert bir kişilik değildi. Kız kardeşimizi de çok seviyordu. Yalan. Çok seviyordu. Yalan. Gerçekten, yok, gerçekten kadın kadının düşmanı dedikleri evet, bu olsa yalan gerek. Ya öyle genelleme. Öyle ama gerçekten genelleme öyle. Elinizi vicdanınıza koyup konuşun. Nasıl asabi bir insan değildi ya. Ağzından küfür eksilmeyen bir insandı. Ki şahsıma da kullandı. Öyle mi? Evet. Sana küfür mü etti? Ablam için susmuştum. Niye? Yani o an ne dediğini bilmiyor ya. Ağzı küfürlü. Ay niye size kızdı? Ağız alışkanlığıymış. Espri yapıyormuş. Espri anlayışı böyleydi. Yani bir konuşalım bir dakika. Gerçekten. Alo, ismini vermiyor. Hanımefendi. Gördüm. Hanımefendi. Evet. Siz bu ölümle ilgili peki ne düşünüyorsunuz? Öldürmüş mü? Öldürmüş olabilir mi? Yoksa intihar mı etti şimdi bu kız? Ha? Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Bunlar evde olduklarında bir arbede yaşıyorlardı. Ama bir aydan beri. Arbede yaşıyorlar. Bu kız beni kendini öldürmekle sürekli tehdit ediyordu. Siz nereden biliyorsunuz? Kız mı bir dakika hasret mi tehdit ediyordu? Acaba? Evet. Ne diyorsun? Nasıl yani? Beni almazsan, beni evlenmezsen benimle kendimi öldürdüğünü kadar üzülüyordu. Allah'tan kork. Arkada değil, evde oldu. Yazıklar olsun. Şey değil mi? Gerçekten yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Belki senin de çocuğun vardır. Kimsenin böyle bir acı çekmesini istemem ama gerçekten bu şekilde konuşuyorsan etmeyle, gerçekten yaşasın. Bizim içimiz yanıyor ya. Peki tamam, ben zaten evlenmek istiyordu. Ben bir şey sorabilir miyim diyor ya. Nasıl şey tamam da bizi çok seviyordu. Evlenmek için aileler biliyordu zaten bunu. İstediğini biliyorduk. Düğünümüze geldi ya. Bizimle tanıştı ya. Şimdi burada diğer aileyi de suçlamıyorsunuz. Bu tarafı da suçlamıyorum. Hiçbir şekilde. Ama ben olanları bildiklerimi söylüyorum. Hayır şöyle bildiğiniz doğru bilgi değil. Anneye götüren zaten Bekir'di. Kendi götürdü. Kendi teslim oldu. Saniye kucağını tebrik etmemiz gerekiyor kendi teslim oldu. Öldürdü sonra teslim oldu. Allah razı olsun. Herhalde destekliyor. Yani sizin yakınlık dereceniz diye ne ki acaba bu kadar öldürmeyeceğine eminsiniz? Ben onu da anlamadım. Çünkü sadece bir komşudan ibaretsen bu kadarını bilmemen seviyorum gerekiyor. Ben komşusu falan değilim. Bekir'i de tanırım. Gayet. Nereden tanıyorsun işte? Eşini de tanırım. Sizin kız kardeşinizi de tanıdım. Ben yanlış bir şey söylemiyorum. Lütfen söylemeyin. Ama söylediğim şu. Bekir çok seviyordu. Belli oluyor. Belli çok seviyordu. Oldu. Çok sevgisi sevdiği için de öldürdü değil mi? Aynen öyle. Evet. Belli oldu. Ne kadar çok öldüren seviyordu. Sevgi istemiyoruz. Öldüren sevgi istemiyoruz. Hanımefendi. Hanımefendi. Siz az önce bir şey söylediniz. Hasret diyormuş ki sizin iddianız. İşte benimle evlenmezsen, beni isteme annemden, ailemden istemezsen ben işte kendimi vururum, öldürürüm gibi bir şeyler aynen söylüyor. Siz bunları aynen duydunuz mu? Nereden biliyorsunuz? Bir de arbede yaşanmış evde onu sorun. Siz hep yanlarında şimdi mıydınız? Yalnız. Şahit oldum olaya. Şöyle bir şey, evlenme sürecinde, nişanlılık döneminde falan ben bunların yanındaydım birkaç kez. Ve telefon peki biz geliyordu. Niye sizi tanımıyoruz? Efendim? Peki biz niye sizi evet, tanımıyoruz? Evet ben ablamın bu kadar arkadaşlarını tanıyorum. Ben Şervan'ı yanımda arayan kişileri bile ismini biliyorum. Ben de. Ben senin hiç şahit olmanın beraber oturduğuna. İsminiz ne o zaman? Madem şeyse bu kadar yakınsanız isminizi verebilirsiniz bence çekinmeden. Ben bildiklerimi anlatıyorum. Kendimi beğendim. Tamam, yakınlık derecenizden bahsediniz. Biz de sizi tanıyoruz demek ki. İsminizi de verebilirseniz. Sizi tanıyormuşsunuz. İsminizi niye vermek istemiyorsunuz? Ailede. Ben akrabaları veya herhangi biri değilim. Ben sadece bildiklerimi söylemek için aradım. Tamam, neden çekiniyorsunuz o zaman? İsminizi de verin. Çok sağ olun. Yani biz zaten ben zaten bu yönde çağrı yaptım. Aramanız, bildiklerinizi söylemeniz çok önemli. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Arbedeyi nereden biliyor? Ama yani pek çok şeyi biliyorsunuz belli ki. Yani daha çok şey biliyorum. Evet, ben size tekrarlıyorum. Kız kardeşinizi çok aşırı seviyor.
Ve o geceki arbede odalarında oluyor. Ne oldu? Bir dakika, o günü çok iyi biliyor. Evet. O günü bana anlatır mısın? Arbede de ne oldu? O günü bana anlat. 7 Ekim gününü. Hı? 7 Pardon? Ekim gününü. Anlatır mısın bana? O evde ne oldu? Evin içinde ben değildim. Ama yok. Biliyorsun. Ama arbede yaşandı. Biliyorsun. Ne yaşandı? Çok şey biliyorsun. Söyle bana lütfen. Şimdi şöyle bir şey. Evin içine gidiyorlar. Bunlar zaten evde beraber kalıyorlar. Evin içinde bir arbede oluşuyor. Sol tarafta biri yatıyor. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ezbere konuşuyorsunuz hepiniz. Dur bakalım Ela. Evet. Evet, evin içinde arbede çıkıyor. Gerçekten. Neden bir arbede çıkıyor peki? Ne oluyor? Yine evlilik konusunda mı? Ha? Bu yüzden mi? Hattan mı düştü? Benim ablam gencecik 26 yaşında bir kızdı. Niye Şervan onu alsın diye kendini şey yapsın ki? Bir daha arayın. İsteyeni o kadar çokken. Bir evet. De evlilik hayali yoktu yani daha öncesinde. Şervan hayatına gelene kadar yoktu. Nasıl bir mantık ya? Hepsi aynı şeylerden bahsediyor ama silah sesi duyulmamış. Sadece çok seviyordu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arbede çıktı, arbede çıktı. Bak iki kişi aradı. Belki daha önce de çıkmış evet, yani bu. Ama siz orada değilmişsiniz ki. Nereden hayır, biliyorsunuz daha yani? Daha öncekileri anlatıyormuş. Ha? Mermi sesi tabii yani bir silah hayır, sesi duyuluyor mu? Arbede de itiş kakış mı oldu? 7 Ekim gününe konuşacağız. Daha da deşeceğiz bu konuyu. Lütfen bizi arayın. Her türlü ihbarınızı burada alacağız, değerlendireceğiz. İsminizi vermek istemiyorsanız vermeyin. Ama bizim ve ailenin, Hasret'in ailesinin o güne dair görgü tanıklarına, şahitlerine ihtiyacı var. Ama doğru bildiklerini söyleyen görgü şahitlerine. Allahsız bir şey. Aynen öyle. Böyle bir kağıda yazılmış. Onlara verilmiş senaryolara söyleyenler ezbere değil. Yani ya yanlış öyle demeyin tabii ama yani bunu değerlendiririz. Tabii. Şimdi kısa bir araya gidiyorum, daha sonra devam edeceğiz. 19 Ağustos 2021'de öldürüldü müzisyen Uğur Aykın. Katil zanlısı 83 gündür ortalarda yok. Polis ekipleri her yerde arıyor. Bu cinayet İstanbul Tuzla'da işlendi. Uğur 19 Ağustos gecesi Tuzla'da bir alkol alışverişi için bir büfeye giriyor. Yanında arkadaşları da var. Hatta ölmeseydi... Öyle, yanındaki arkadaşları da öyle söylüyor ya artık. Bir alkol şişesini görmüş. Evet. Bunu satıyor musun, demiş satmıyor musun kavgası? Demiş ki arkadaşıma hediyeydim demiş. Alayım da senden. O da demiş ki yok ben sana satmam. Evet, o alkol şişesinden çıkıyor işte o tartışma. Alışverişini yapmış, adamın elinde görmediniz mi komşusunu? Parasını da ödemiş, çıkmış bir daha o gözüne çarpınca demiş ki abi demiş bunu bana verir misin? O da biz kaba şeyle ben sana vermem. Ondan sonra olay çıkıyor işte. Yani böyle gerçekten yani saçma sapan bir nedenden dolayı. Evet. Saçma sapan. Biz Lalizar annenin sesini duyurduktan sonra pek çok basın mensubu da bizleri aradı. Onlar da hep yaptıkları bültenlerde yer vermeye başladılar. Çünkü az değil 83 gündür Uğur Aykın'ı öldüren katil zanlısı Özay Yurtseven hala yok. Bugün Lalizar annem İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Cinayet ekibiyle görüştüm. Dediler ki Fulya Hanım, emin olun o kadar dikkatle dinliyoruz ki ben Lalizar anneden daha çok istiyorum. Biz o katil zanlısının yakalanmasını biz Lalizar anneden çok daha istiyoruz. Emin olun cinayet dedektifleri ablukaya aldı. Özellikle İstanbul'u İstanbul'da olduğunu düşünüyoruz. Evet. Tabii diğer şehirlerde de aranıyor ama... Yoğun bir şekilde İstanbul'a yoğunlaştık. Aynen bu açıklamayı yaptılar. Dedektifler titizlikle çalışıyor. İnşallah. İstanbul Emniyetinden, cinayet ekiplerinden bu açıklama geldi İnşallah. Bana. Ben de bunu sana duyurmak istedim. Milletimden, başbakanımızdan, hepsinden onu istiyorum. Yavrumun katilini bulsunlar, teslim etsinler. 83 gündür ne babası uyku yatıyor, ne kardeşleri, ne ablası. 4 kardeşi var, bir anne babası var. Herkes huzursuz. Hiç kimse huzurlu değil. Çok haklısın. Dışarı gitmeyen bir çocuktu ya. Oğlunu öldüren o şahıs elini kolunu sallayarak evet, elini kolunu sallaya yani. Sallaya gezer ya. Belki bütün insanların canını yakmış, kaç kişinin canını yakmış. Niye izin verir? Devletimiz onu yakalasın ya. Vallahi ben bıktım ya.
Mutlaka nefes alamıyorum ya. Yani evladımızı kaybettik, bak bir tane daha gitmiş. Herkesi vurmak mı lazım? Öyle. Yazık ya anne babaya yazık ya. Ben onları büyütene kadar neler yaşadım. Tabii. Neler çektim. Geldi tabii. Çocuğum ekmek sahibi oldu. Vurdu ekmeğini de aldı elinden. Nişanlısı kaldı ortada. Kardeşleri perişan. Malzemelerini her gördükçe sazını, her şeyini içim paramparça olur ya. Bile yapmasınlar ya. Devletimden yardım istiyorum ya. Onu yakalasınlar ya. Bir parça onun annesinin babasının vicdanı varsa desin ki evladım git teslim ol. 3-4 kişinin canını yaktı ya. Lalizar anne, ben eminim kısa sürede bence bir haber gelecek. Böyle olmaz ki, vallahi olmaz. Polis ekipleri, cinayet ekipleri son derece profesyonel dedektifler zaten onlar. Onlar ben inanıyorum ki kısa bir süre sonra ya inşallah o katil zanlısı yakalanacak. Zaten fotoğrafını da ekrana sık sık veriyoruz bu arada. Biz de ihbarlarınızı Türkiye'nin bekliyoruz. En iyi polis birimlerinden biridir. İstanbul Cinayet Bürosu. Evet. Buradan yıllarca çalıştım. Yıllarca çalıştım bu büroda. Ve gurur duyuyorum öyle bir yerde çalıştığım için. Kesinlikle emin olun ki alacaklar onu. Hiç şansı yok. Ya valla ben çok üzülürüm. Çalışır. Yani bak insanların arabası kayboluyor. Hemen buluyorlar. Benim oğlum bir kurşuna kurban gitti. Bir türlü o şey niye o kapıyı açtı da adamı bıraktı ya. Oradaki görevli adam. Ya o korkmuştur işte silah var falan diye. Bak o nişanlısı gitmiş tam adamı yakalayacakken adam arabanın kapısını kapatır. O da açır kaçır. O yapmasa kaçamazdı o adam ya. İşte elinde silahı görünce korkmuştur orası. O yüzden böyle bir şey oldu ama zaten siz emin olun ki bakın o büro bunu alacaktır. Ama kaçan bir insan ya inşallah takip edeceksiniz. Bak, ben devletime güvenirim. Mücadele edeceksiniz ve yani hayatı boyunca kaçamayacak. Mutlaka bunun sonucunda bir şekilde yakalanacak. Sonuçta o suçlu. Herkes bunu yani biliyor. Yani 83 gündür bu hani adam nereye şunu gitti? Arasak daha kötüydü. Acaba suçlu olmadığına dair kanıtlar mı sunuyor bu adam? Kesin kes suçlu. Elini bulunduğu anda da çok uzun süre cezaevinde kalacaktır. Benim oğlum da gitti toprak oldu ya. Mutlaka bedelini ödeyecek. Evet, çok büyük bir acı yaşıyorsun. 83 gündür oğlunu öldüren o katil zanlısı yakalanana kadar ben burada olacağım dedi Lalizar anne. Her zaman evet, gel. Yani yakalanana kadar ben burada olacağım. Hiç kimse demesin ki annesi sessiz kalacak. O yukarıdaki Allah'a havale ederim. İnşallah onun annesi de yansın, yakılsın benim gibi. Benim evladıma nasıl kıydıysa onun elleri de kırılsın. Ben de öyle diyelim. Benim oğlumun nişanlısı kafayı yemiş, büyük abisi kafayı yemiş, ablası kafayı... Zaten küçüğüm var ya, içine kapanmış. Anne ne olursun abimin ismini söylemeyin bu evde diye. Ona öldü demeyin diye ya. O benim kalbimde yaşıyor diye, ona sakın öldü demeyin ne olursunuz. Yazık değil mi benim evlatlarıma ya, abisiz kaldı. Onu zorla istemişti. 11 yıl sonra onu yaptırdı ki bana anne benim kardeşim olsun. Abim var, ablam var bir daha kardeşim olsun. Ah be Lalizar abla ya. Yani çok büyük bir acı gerçekten. Allah sana sabır versin. Oğlunun amin mekanı cennet olsun. İnşallah bunu yapan o şahıs da o fotoğrafını biz... Sen buraya geldiğin günden beri o zanlının fotoğrafını hep yayınlıyoruz burada. Onun adı abisini... Özay, soyadı Yurtseven. Onun bu şahsı görenler vicdanı olsa, varsa, annesini, bilip de susanlar varsa siz de suç işliyorsunuz. Gerçekten de yani lütfen ihbar edin. Vicdanı varsa götürer kardeşini teslim eder. Bir daha kimsenin kanına girmesin. Evet. Ben Lalizar anne sen diyorsun ya o şahıs bulunana kadar ben burada olacağım. Evet. Ben de her gün bu şahsın fotoğrafını göstereceğim. Evet göster. Her gün göstereceğim. Göster vallahi göster. İnşallah kısa süre sonra da ben inanıyorum İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, cinayet ekiplerine çok başarılı, çok gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Onlara da Allah kolaylıklar versin. Biz sizden gelecek o iyi haberi de yani bekliyoruz. Ekiplere söylemiş olalım. Büyüklerime de güvenelim, halkıma da güvenelim. Vicdanı olan varsa gördüler mi söylesinler. Evet, benim de azıcık yüreğim soğusun. Mensuplar da çok dikkatle izliyorlar. Evet. Kendi dosyalarıyla ilgili mutlaka bir gelişme olacak. Bu annenin artık yüreğini bir rahatlaması lazım. Ya yazık, genç kızı da vurmuş öldürmüş. Ne olacak böyle? Evet, yani o onu vursun, o onu vursun.
sabıkalarının olduğunu da biliyoruz. Peki Lalizar anne, seni inşallah yani artık almaya gerek kalmaz. Bir an önce sana ben de o iyi haberi veririm. İnşallah. Sen burada hiç şey yapma, oturmaya devam et. Ben diğer konuya geçiyorum. Seda Alkan dosyasına. Seda Alkan 3 yıldır yok. Şimdi bu olay Balıkesir Gönen'de oluyor. Şimdi Seda Alkan iki çocuk annesi. 14 Şubat 2019'dan bu yana haber yok. Balıkesir Gönen'de kayıplara karışıyor. Gece 2.30'da balkon kapısından çıkıyor. Telefonla konuşarak kayboluyor. Kapalı bir kadın. O gece 2.30 sıralarında o balkon kapısını açıyor. Ayağında terlik, pijaması, başı açık bir şekilde çıkıyor. Konuşa konuşa gidiyor. Kaybolmadan 2 saat önce, yani 11.45 gibi, 23.45 gibi yeğeni Hanife ile telefonda konuşuyor en son. Yeğeni Hanife ile. Şimdi Seda Alkan'ın, şimdi ben görüntülerini de vereceğim. Son kaybolduğu güne ait o çok kısa bir görüntü var, onu da vereceğim. Terlik ve pijamayla başı açık bir şekilde koşar adımlarla bu kadın nereye gitti? Onu kim çağırdı da gitti? Seda Alkan'ın ailesi burada. Kız kardeşi Nurcan Kılıçarslan, onun eşi Abdullah Kılıçarslan buradalar. Evet. 3 yıldır yok. Yok. Terlikle, pijamayla, başı açık, normalde kapalı bir kadın. Kapalı. Enteresan bir kayıp. Çok enteresan. Çok aşırı garip bir kayıp gerçekten. Yani aşırı, başı açık bir şekilde çıkıyor pencereden, telefonla konuşuyor. Gece 2.30, insan bir de korkar. Karanlık bir yoldan geçiyor. Evet. Ve bir takım sanki, şimdi ben daha detayları da vereceğim ama MOBESE kameraların olduğu daha aydınlık sokağı kullanmıyor da daha ıssız, daha tenha sokaktan zaten geçiyor. Evet. Böyle canavliyle gidersin ya bir yerlere, hani böyle telefonla. O vaziyette, evet, bir insan pijama, terlikle, başı açık bir şekilde o saatte, gecenin 2.30'unda niye evden, balkondan, pencereden çıkar gider? Nereye gidebilir? Korku sebep. Bir korku var ki. Neyden o saatte korkuyordu? Çıktı. Onun başına ne geldiyse. Ya onu tehdit ediyorlar. Çünkü o şekilde çıktı. Çünkü tekrar geri dönme amacıyla çıkmış evden. Evet. Çünkü normalde dış kapıyı kullanabilir. Evet, balkondan ama çıkıyor. Dış kapıyı kullanmıyor. Mutfak kapısından açıyor. Hı hı. Tekrar balkona çıkıyor. Oradan balkonun kapısını kilitliyor. Oradan atlayarak gidiyor. Yani tekrar geri döneceğim. Geri sanki bir 5-10 dakika. Aynen. İşte evet, birisiyle görüşüp bir işi halledip geri döneceğim gibi. Aynen. Bir aynen. Şey hissettim ben o görüntülerde. Aynen. Değil öyle mi? Ben normalde hep öyle böyle zaten. Çıkmaz mı? Başı kapalı kadın yani. O aynen. Halde hiç çıkar mıydı? Daha önce böyle bir şey oldu? Asla. Ha? Asla. Hiç böyle duyulmamış, şey görülmemiş. Yok, bir şey değil yani. Zaten duyan değil falan varsa zaten burada yayındayız. Gelsinler, ihbar etsinler, konuşsunlar. Çünkü 23.50'de yeğeni Hanife ile görüşüyor. Ondan sonra bu olay gerçekleşiyor. Yeğeni Hanife. Evet. Evet. Hanife ile niye bu kadar samimler? Şu en yakın o muydu? Ya zaten dokümanlarda da en çok konuştuğu Hanife zaten. Bir insan 2 saat, 3 saat sabahlara kadar ne konuşabilir? Ya ben 2 dakika konuşsam 3. dakikaya konuşacak cümle bulamıyorum. Hanife evli ya mi? Evli. 3 tane de çocuğu var. Şu görüntüyü de izleyelim. Yani evet, telefon kaydı. Seda Alkan'ın bakın o gece, bakın nasıl kaçıyor, nasıl uzaklaşıyor. Evet. Üzerinde pijaması var, ayağında terliği var, başı açık. Ve yağmur da yağıyor gece. Buz gibi bir hava var. Kış. 14 Şubat 2019 gecesi, gece 2.30 sıraları, bakın ıssız. Bu vaziyette elinde pijamasıyla çıkıyor zaten evden. Evet, telaşlı bir şekilde İleri adımlarla ilerliyor. Etrafına baktı, bir arkasına evet, baktı. Çevresine bakıyor, evet. Daha aynen, aydınlık yoldan gitmeyi tercih etmiyor da daha ıssız bir yoldan. Çok gören kör noktaya çağırmışlar. Galiba onu gören bir de başı açık, hani ya belki çekindi, bir ıssız bir yerden gidip hemen işte bir kişiyle mi buluşacaktı? Bir kişiden bir şey mi alacaktı, bir şey mi verecekti? Evet. Veya son bir hesaplaşma mı yapacaktı? Bir şey var onda çünkü evet, geri dönecek gibi çıkıyor. Aynen. Hani hemen bakkala gidersin ya terliğini giyip hemen geri dönersin. Hani onun gibi bir şey hissediyorum. Aynen, görüyorum zaten yani. Kaçmak istese her türlü kaçabilir. Eşi gündüz işte, her türlü kaçabilir. Çocuğunu da alıp yanına gidebilir, parasını da alıp yanına gidebilir. Her türlü gidebilir ama gecenin 2.30 yani. Son 20 gündür. Ne küçük daha çocukları var. Yani son 20 gündür de 4-5 saat gece yarılarını 3'e 4'e kadar Hanife Avcı'yla ne görüştü?
Hanife Hacı devamlı arayıp bu şekilde konuşmalar telefon yapmışlar. Telefon yoğunluğu onun üzerine. Yani, yeğeni Hanife ile sonradan bir sıkı fıkı mı olmaya başladılar? Evet sonradan, evet sonradan. Ne zaman? Kaybolmadan... Benim kaynanam 17... Annem öldükten sonra. 27 Temmuz 2017'de vefat etti. Vefat ettikten sonra bunlar görüşmeye başladılar. 2019'da kayboluyor, 2017'de sıkı fıkı olmaya başlıyorlar. Evet. Normalde aynen. O kadar samimi değiller mi? Değillerdi. Hiçbir bağlı 40 yılda yoktu. Bir mi görüşürlerdi mesela? Aynen, merhaba merhaba. Yanında merhaba, rast gelirse bir yani. Çok sıkı görüşmeye başladılar. Aynen. Evet. Hanife nerede? Balıkesir Gönen'de. Balıkesir Gönen'de o da. Balıkesir Gönen'de. Evet. Bu evet. Olaydan sonra eşinden ayrılmış zaten, o da ayrılmış. Evet. Öyle mi? O kaç yaşında, ne iş yapar? Annesiyle birlikte çalışmaya gidiyordu fabrika ama ne fabrikası olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yani sürekli iş değiştiriyorlardı. Kaç yaşında Hanife? Şu an 30 civarlarında falan olması lazım. 30 civarlarında. Evet, kardeşim resmen mi ayrıldı? Resmen ayrıldı. Bu olaydan sonra. Bu olaydan sonra. Şimdi bu olaydan... nerede? Kocası da Balıkesir Gönen'de. Hocam bu olaydan sonra Mümine komşusu da ayrılıyor kocasından. Hani bu olayın içinde Allah Mümine evet. Denen bayan da var. Ondan, komşu Mümine, evet, yeğeni Hanife. Oradan, Hanife bir de annesi. Kaçıyor. Mümine Hanım da kaçmış şu an. Nerede olduğu belli değil, onun da belli değil. Ablasından bilgi alamıyoruz. Ablası da onun Gönen'de bir otelde çalışıyor. Hı hı. Ondan hiçbir bilgi alamıyoruz. Hanife, bakın teyzesi gece kayboluyor. Bunlar sabah... Üstlerini başlarını giyiniyorlar, bandırmaya, orada keyif yapıyorlar. Kahvaltı yapmaya gidiyorlar. Şenlik yapıyorlar. Nasıl, kaybolduğunu biliyorlar? Biliyor. Biliyorlar. Çünkü İlyas arıyor, söylüyor ki ya diyor benim hanım sizde mi? Hı-hı. O diyor ki bizde yok. Kocasına da soruyor, yani enişteme de soruyor İlyas. O da diyor bizde yok. Sen kardeşin kaybını öğrenmişsin, neden bandırmaya kahvaltıya gidiyorsun niye? Ki? Niye? Yani arabaya benim... çıkarsın ayakkabı, kahvaltıya mı gidersin? Aynen öyle. Benim bacanam da onların kapısına dayanınca ikinci kez polis öyle çağırıyorlar. Bize bir yardımcı olun diyor. Yardımcı olun bana diyor. Hiçbir şey yok meydanda. Hemen jandarma polis aranıyor. Bana haneye tecavüz ettiler diyor. İşte beni öldürüyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar gibisine. Halbuki asla sıra olmayan şeyler bunlar. Burada ben Hanife abiciye sesleniyorum. Bu olaydan asla kaçamayacaksın. Sen saatlerce ne konuşabilirsin? Teyzenle alakalı ne biliyorsan bunu anlatmak zorundasın. Annesi Ayşe Hanım, size de sesleniyorum. Lütfen. Çok rica ediyoruz. Konuşun. Gördüğünüzün arasında geçen bir konu bu. Dur. Nurcan, sen Seda kaybolmadan ne zaman gördün en son? En son annemin cenazesinde gördüm. 27 Temmuz 2017. Oo. O kadar. İki yıl hiç görüşmedin mi sen? Niye? Ya bu annemin rahatsızlığında onlar da kardeşimi... Çünkü ben kardeşime sürekli diyordum, kesinlikle onlara diyorlara girme. Uyarıyordum. Sırf yani kardeşimi benden uzaklaştırmak için annemin bir ufak bir vasiyeti vardı, onu kullanarak kardeşimi bana düşman ettiler. Bu annemin rahatsızlığında bir kavga ettik kardeşimle, ondan sonra diyalogumuz kesildi. Siz küstünüz. Küstük. Ya küstük şöyle derken yani Ayşe Hanım... Ama iki yıldır hiç konuşacağız, sesini bile duymadı. Evet, öz ablası, ya öz ablasından uzaklaştırdı. Seda'yı uzaklaştırdılar. Sadece bizden değil, abisiyle de aynı. Bizden uzaklaştırdılar. Bunlar ne yaptılarsa artık işin sonuna hazırladılar. Niye? Seda nasıl bir kadındı peki? Seda kadın. Muhafazakar bir insan bir. Yani. İkincisi çocuklarına çok bağlı. Birbirini yani seven iki eş, bir anne. Onlar evlendiklerinde... Böyle korkak, ürkek, böyle hemen kandırılabilen bir kadın. Hayır, kesinlikle değil. Onlar sıfırdan eşiyle birlikte çalıştılar. Eşiyle birlikte evlerini aldılar. Eşiyle, her şeyini eşiyle yaptılar. Evine bağlı, eşine bağlı, çocuklarına bağlı bir kadın. Yani. Çocuklarınızsız bir dakika bile duramaz Seda. Son 20 günde olan oluyor zaten. Bu 20 günde bu telefon trafiği. Kaçmadan 2 hafta önce tamamen. Zaten tamamen Seda psikolojide altüst olmuş. Evet. Kaybolmadan 2 hafta önce. 2 hafta önce ne oldu? 10 kilo evde 10 kilo zayıflamış. Yemek yemiyor, İki sürekli haftada. Miden bulanıyor, evet. Başım ağrıyor, evde yatıyor, evle alakasını kesmiş, kocasından uzaklaşmış, kocasının ona dokunmasını istemiyor. Kesinlikle normalde öyle değil. Evine normalde bağlı. Benim benim kardeşim kocacıydı. Ama kocasından da uzaklaşıyor, yani kocasının ona dokunmasını bile istemiyor. Tövbe. Bu olay eşinden yani daha... Aslında... Ağır bir depresyon sürecine aynen. mi girdi? Kimseyle evet. iletişim kurmak aynen. istemiyor evet. işte yeğeninden aynen. başka. Aynen. Ya da kendiyle ilgili. Veya, yani veya bu başka birisi mi? Yani bu depresyona girmesi için başıma çok kötü bir şey gelmesi gerekiyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Mide anladım. Bulanması, evet, onun dışında hani eşine hiç şey yapmaması, eşiyle ilişkide bulunmaması, dokunmak istememesi. Tabii hani başka biriyle olan ilişkisinden dolayı böyle yaptık desek, ayrıca midesi bulanıp geri çekilme yaşamaz.
Yani demek ki ağır bir depresyonda, bunalımda aynen. da aynı zamanda. Yok, bahane uyduruyor Esra'cığım. Midem bulanıyor, başım ağrıyor diye belki. Ama bahane uyduruyor. İçe kapanmış, içle de. Tamam da bir şey, hayır şöyle bir şey de olabilir. Yani ya bir tehdit, bir şeyden korku. Tabii hani ki ben da öyle zaten bundan şüpheleniyoruz. Ya uygunsuz görüntüleri var o kişilerde. Zorluyorlar. Nasıl öyle bir şey ya? Ne, nasıl yani? Çünkü... Ya kardeşimi şöyle bir çiftlik oyununa sataştırmış Hanife. Evet. Çiftlik oyununda iki tane şahısla tanıştırmışlar. İnternetten oyunla? İnternet üzerinden. Evet. Aynen. Onunla konuşuyor, onunla dert... Da tanışıyorlar aynen, o kişilerle sanal öyle ortamda, mi? Evet, aynen. Yan yana bir çiftlik olayı. Oyununda tanışıyorlar. Aynen. Şimdi ben de diyorum ki ya ben bir abla olarak ben kardeşimin böyle bir şeyini bildikten sonra dedim ki ya sırası gibi tokat bile atarım. Kardeşim sen ne yapıyorsun? İki tane evladım var derim. Benim bacım bunu biliyorsa, bunu yeğenim biliyorsa sen ya teyze ya bacım sen ne yapıyorsun niye demiyorlar? Ne hocam peki Seda normalde böyle internette dolaşıp hayır, kadın mıdır? Yok yok hiç yok. Bilgisayarından ayrılamayan, hayır. elinden tablet düşmeyen. Yok yok hayır. Yeni alıştırmış herhalde. Yok değil. Yok kesinlikle değil. Sadece evinde bilgisayar tablet... nasıl değişebilir peki? Sizin anlattığınız şu Fulya evine Hanım. Bağlı, çocuğuna bağlı, eşine çok düşmüş. Fulya Hanım bunlar muhafazakar bir kadın. Fulya Hanım telefon yanında mı giderken? Telefon evet, elinde evet. şu an bak adam parlıyor. Evet, telefonu kuşa yalnız bak bu gidiş öyle normal bir gidiş değil. Bakarak gidiyor. Tedirgin bu bir kaçış aslında. Bir de bir tedirginlik tamam. var orada. Orada bakıyor arkasına yani bakıyor. Yani hadi eşiyle bir sorun yaşadı evde eşinden kaçıyor diye düşünsem. Yani balkon kapısını açıp da tekrar balkon kapısını kilitlemez. Ya biz koşarak temkinli olur bir aynen koşarak bir gider arkasına döner şey bakar koşarak adımlarla yani koşarak gider bir kaçar. Şimdi biz Ayşe Hanım'la Hanife Hanım'ın üstüne niye duruyoruz? Çünkü bunlar muhafazakar bir bayanı açtılar. Pantolon getirmişler, ya, makyaj malzemeleri getirmişler. Ne zaman ya? Evine, evine huzursuz etmeye başlamışlar yani internet artık, üzerinden pantolon almışlar. Kaybolmadan ne kadar kaybolmadan zaman önce? Kaybolmadan önce bunlar. Evet, 10 gün veya 10 hafta. Veya 8. Birkaç hafta önce. Evet, aynen. Yani böyle yani bir olay. Kapalı açılsın diye. Evet, yani evet. Eşimle kız kardeşimle eşi evlenirken eşi kapalılığı seviyor, makyajı sevmiyor. Anlaşarak evleniyorlar. Yani anlaşmış bir evliliğe bir üçüncü şahsın girmesine gerek yok. Hı hı. Ondan sonra internet üzerinden pantolon almışlar, getirmişler, giydirmişler. Hani falan mı almış? Aynen. Getirmişler, giydirmişler, eşine göstermiş, yakıştı bak diye. Eşe demiş ki ya biz seninle anlaştık, ben sevmiyorum pantolon giymeni. İstemiyorum diyor. Ondan sonra konuyu kapatıyorlar. Sonra makyaj malzemeleri geliyor eve. Kızı boyuyorlar. Diyor ki ya ben böyle şeyleri sevmiyorum diyor İlyas. Yani sen bu sefer de ki... ablam da diyor ki... ben böyle kocayı taşıyamam. Bana biri böyle evet. dese ben yapamam. Bu sana hesaplarına layık giriyor. Layık değil hesaplarına giriyor. Evet sen giriyor. Bunu bırakabilirsin. Ayrıl bundan. Bu gibi laflar ediyor. Böyle çirkinlikler yapıyorlar. Ama bu da öyle hemen aklına uyar mı o? Hayır. Hayır yok. Değil. Zaten dengesi bozulmuş. Başkaları evet dengesini bozmuş. Evet. Balkondan çıkıyor. Bir de yani. Normal evden şimdi ben o güne ya. Dönmek yani istiyorum. Bir de Hanife'nin evine gidişe baksana. Kaçma gidişe bak yani. Bak pijamayla mı gidersin? Nurcan. Nurcan gel. Şimdi bak o güne gidelim. 14 Şubat 2019'a gidelim. Bu görüntüler en son ona ait görüntüler bu çünkü. Evet. Kısa bir görüntü. Şimdi ben birazdan ekip arkadaşlarım da Balıkesir Gönen'de bir de o hangi pencereden nasıl atlıyor, nasıl gidiyor bir olay yerini de bana gösterecek. Evet. Merak ediyorum açıkçası. Şimdi bak arkasına bakıyor. Saat 2:30 zaten... hava buz gibi üstünde bir mont falan da yok. Yok yok hiçbir yani şey yok. Normalde hani... Ya normalde evinde çantasındaki 1000 lira parası var, kumbarası dolu. O normalde evinden herhangi her gün... bir şey de almıyor. Yok hiçbir şey almıyor. Birini sadece evinde telefonunla gibi. Çıkıyor. Telefonuyla çıkıyor. Başka hiçbir şeyle çıkmıyor. Her Hı-hı. şey evde. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Böyle gel. Karşıdaki şu ara sokağa girmeden önce Hı-hı. bak arabanın yan tarafına kendini alıyor. Sonra o gireceği sokağa bakıyor. Ondan sonra giriş yapıyor. Nurcan bir şey söyleyeceğim sana. Şuradan çıktı geldi. Bu tarafa dönseydi... Orası böyle daha cıvıl cıvıl bir sokak. Evet. Hem bu tarafı kör cephe. Işık... Yani onun oturduğu evin sol tarafı sadece binalarla çevrili. Kör nokta. Kör nokta. Ama evinden çıktığında sağ bölüme gittiğinde Gönen'in içi. Şehir merkezi. Yani her taraf kamera ve mobese. Yani kamera bunu çağıran olmayan kişi yere özellikle gidiyor.
Bu kör kepeği seçiyor. Çok iyi bilen biri. Bir kamera yok istemiyorsun çünkü yok, yani. Yok sadece yani bu kamera, açık. Market kamerası hani, takılmış. Hani onu çağıran kişi özellikle orayı çağırıyor. Kimseler görmeden hemen bir kaçım gitmeye çalışıyor. Bir de şunu tekrar vurgulamak lazım. O gün hani siz şey dediniz diye başka birileriyle konuşmaya başladı. O gün sonuçta sevgililer günü. Evet. Sonuçta eğer duygusal yakınlaştığı biri ama varsa belki görmek Konya'da isteyebilir. Hocam. Konuştuğu kişi belki Konya'da. Bilmiyorum belki geldim gel seni göreyim dedi. Sanal ortamda çalıştığı çocuk. Aynen. Hayır belki demiştir ki gel sevgililer günü seni bir göreyim. Başına bir şey getirtmiştir. Olabilir. Çünkü aynen. O gün olduğunda ya vurgulamak büyük lazım. Bitmal, tabii, doğru, büyük bir şey bir şey söylediler. O gece oradan kapıyı değil de balkonu tercih etti. Kapıyı açsaydı belki eşinin uyanma ihtimali yüksekti. Tabii. Tabii uyandı. O yüzden o kapıyı tercih etmiyor. Balkon kapısını tercih ediyor. Bir de bu arada orada hiç kamera yokmuş. Bu görüntü sadece market bir market kamerasına yakalanıyor. Girdiği kör noktada hiç kamera yok. Yok, hiç yok. Düşünmüş. Düşünülmüş. Evet, batıl bir orada bir gece kondu var sadece küçük. Bir dakika ben şu şimdi çok kısa ve karanlık bu görüntü tabii. Seda'nın kaybolduğu yer. Ama şimdi ben bir olay yerine bir gideyim. Muhabir arkadaşım Gizem orada. Bize bir göstersin. İlyas Bey de yanında. Seda'nın eşi. Orada Gizem'e dönelim arkadaşlar. Gizem gün doğdu. Biz araçta tespitine de baktık. Seda Alkan'ın eşi İlyas Bey de var. İşte bu pencere galiba. Gizem'i bir dinleyelim. Diyorlar. Lütfen sessiz olun. Bir Gizem'i dinleyelim. Ses açın arkadaşlar. Balıkesir Gönen'deyiz. Seda Alkan'ın evinin içerisindeyiz. 14 Şubat günü gece saatler 2.30'u gösterdiği sırada Seda Hanım normalde kapalı olmasına rağmen saçı açık, pijamaları ve ayağında ev terliğiyle evinin mutfağındaki bu balkon kapısından çıkıyor. Elimdeki bu anahtarla da kapıyı kilitliyor ve o dönem burada bulunan sebzeliğin üzerine bu anahtarı koyuyor. Onun üstüne de poşet koyuyor ki anahtar gözükmesin. Pencerenin camını açıyor. Normal şartlarda o saatlerde zaten kış günü olduğu için bu pencere camı kapalı olurmuş ama bunu açıyor. Bu balkondan böylece çıkıyor. Çıktıktan sonra da perdeyi şöyle biraz yarım bir şekilde kapatıyor. İç camı açık bırakıyor. Dışındaki bu sinekliği ise kapatıyor. Sanki işini halledip geri dönecek ve buradan kimseye ses etmeden tekrar içeri giriş yapacakmış gibi. Daha sonrasında ise bu yoldan ilerliyor. Güvenlik kamerasına takıldığı o noktaya kadar gidiyor. Eşi İlyas Bey yanımızda. O da sabah saat 6 sularında çocuğu süt için ağlayınca, uyanınca uyanıyor ve eşinin evde olduğunu fark ediyor. Yani evde olmadığını fark ediyor. İlyas Bey fark ettikten sonra aramaya başladınız. Güvenlik kamerasına giden o noktaya kadar nerelerden geçmiş bize bir gösterir misiniz? Gizem yürüyerek yapar mısın bu röportajı? Tamam. Evet. Hemen yürüyoruz. Nereden dönüyor? Sokağın başı bu tarafa gidersen zaten açıklık bir alan kamera var. Evet. Aşırı kamera var. 5-6 tane kamera var. Kamera yakalanmayın diye ara sokaktan. Bu şekil. Evet orası işlek olduğu için kameralar aynen, çok olduğu için tarafa, oradan gitmiyor. Aynen, o yana meydanlık işlek olduğu için o tarafa gitmiyor. Burası tenha aynen. Buradan devam ediyor. Çünkü kamera yok. Görecek biri yok. Görülecek bir alan doğrudur yok. Efendim aynen. Gittiği devam sokakta edelim. Hiçbir kamera yoktur bu tarafta. Ara sokaktır. Evet sağ sola böyle devam ediyor. Var. Aynen. Böyle devam ediyor. Yine tabii hala aynen gittiği yani. Apartman yok bunlar zaten. Belirtelim o akşam da saat 1 gibi yağmur yağmış hava aynen, çok hava soğukmuş. Soğuk. Hava soğuk efendim. Hava soğuk üstüne hiçbir şey yok. O şekilde çıktı gidiyor. Yani. Yanında da bir cep telefonu var kendine ait kullandığı cep, cep telefonu. Cep telefonu ve kulaklığını almış sadece yanına. Kimlik vesaire hiçbir şey almıyor. Bir iğne dahil almamış eşim. Para da almıyor. Hayır hiçbir şey yok. Yani yanına özel. İçiyor muydu? Bu şekilde acaba? Devam ediyor. Aynen bu şekilde devam ediyor. Peki buradan ne tarafa dönüyor? Sağ tarafa dönüyor buradan aşağı. Yine cadde sağlı sollu aynen. Evlerin olduğu, kameranın olmadığı bir alan. İlerliyoruz. Cadde boyunda evet. Devam ediyor. Şimdi uzak bir mesafe burası. Şimdi uzaklaşıyor mahalleden. Evet tabii o saatte kimse aynen. Uyanık. Hayır o saatte kimse yok. Yani. O anda da hala telefonla konuşmaya. Hava soğuk. Gizem. O anda da telefonla konuşmaya devam ediyor. Evet, Fulya Öztürk internet üzerinden yapıyor bu konuşmayı. O yüzden konuştuğu telefon numarası gözükmüyor. Aynen efendim. Ve bu son konuşması oluyor. Yani telefona ait son sinyal o konuşma, internet üzerinde yaptığı konuşma ile gerçekleşiyor. Ardından telefon kapanıyor ve bir daha o telefona ulaşılamıyor. Nereye? Yer uzak bir mesafe. Ara sokaktan gidiyor.
Böyle cadde şimdi araba geçti bak buradan. Şimdi yaklaşıyoruz. Aynen yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Yani şu anda bak, gecenin 2:30'unda tek başına o yani, halde yürüyor. Aynen. Sonra aynen. Ana caddeye bu çıkıyor. Gittiği, bu gittiği sokakta hiç kamera... Evet. Aynen. Şimdi caddeye geldik ama caddede de görüyorsunuz geldiğimiz alanda Fulya Öztürk herhangi bir güvenlik kamerasına takılacak bir nokta yok ama bir yer var. O da hemen yolun sağ tarafında bir market. O marketin güvenlik kamerasından işte elimizdeki o son görüntülere ulaşıyoruz Seda Alkan'a ait. Aynen, ve bir daha karşıya geçiyor. Bir daha buradan bir görüntüye ulaşıyoruz ama o görüntüde de ne oluyor? Buraya kadar ilerliyor. Aynen böyle devam ediyor. Buradan yolun kenarına geçiyor. Efendim kaldırma. Böyle devam ediyor efendim. Bu şekil. Bu kaldırımdan buraya yaklaşıyor. Caddenin öbür tarafına geçiyor. Zaten bu sokaktan içeri giriyor. Bir tane görüntülerini bulamıyoruz. Yani evet. O sokakta da. Marketin güvenlik kamerası da oradan buraya kadar alıyor. Bu sokaktan itibaren hiçbir şey yok. İçeri giriyor bu sokaktan içeri. Buradan itibaren hiçbir şeye ulaşamıyoruz artık. Girelim şöyle Necat Yıldız da sizlere sokağı göstersin. Fulya Öztürk görüyorsunuz ki sağlı sollu apartmanlar devam ediyor. Aynen. Güvenlik kamerası yine yok. Ve son görüntüde az önce göstermiş olduğumuz marketin güvenlik kamerası olarak kalıyor. O tarihten bu tarihe kadar da Seda Alkan'a ait hiçbir ize rastlanılmıyor. Ki Gizem. Telefonu da yine aynen burada kapanıyor. Gizem, İlyas Bey'le konuşmaya devam edelim. O gece Seda Hanım'ın kaybolduğu gece, o akşam evde bir tartışma çıktı mı? Araları nasılmış? Çünkü kaybolmadan 2 hafta... 4'te. Gündüz 4'te oldu efendim. Gündüz 4'te. Ne oldu? Ne kavgası? Ya devamlı bir hastalığı var. Baş ağrısı tamam mı? 10 gün 15 günü olarak başladı bu. Devamlı başım ağrıyor, üşüyorum. Ondan sonra üstünü giyiniyor, ondan sonra bir şey oluyor. Telleme oluyor, üstündekileri Allah çıkartıyor, Allah. Battaniye açıyor. Yani hava aynen. Soğuk, bunalıyor. Devamlı uykum var diyor, devamlı şey uyuyor. Oğlum. Ben işten geliyorum, uyuyor, işe gidiyorum, uyuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Benim eşimin bir sıkıntısı vardı ama aslında... Doktora gitti, ilaçlarını kullanıyordu, hani devamlı. Neydi sebep yani rahatsızlığı neymiş peki yani? Neymiş, niye öyle terliyor, soğuyor, üşüyor, baş ağrıyor? Yani doktorlar ne onu söyledi? Bilmiyorum, onu bilmiyorum, onu bilmiyorum işte. Ne ilacı kullanmaya başlamış peki? Doktor, şey, baş ağrısı ilacı vermişler. Onun sinüzit vardı başında, o. Başka bir hastalığı yok yani eşimin, yani sağlık sorunu olsun. Başka bir hastalığı olsa hiçbir hastalığı yok eşimin. İlyas Bey, peki şimdi Seda ben Hanım... Ben öyle söyleyeyim size. Seda evet. Hanım kaybolmadan önce böyle hani hiç sosyal medyaya bile girmeyen, bilgisayar bile kullanmayan bir kadın bir anda sosyal aynen. Medyada, sosyal mecralarda dolaşan, oyunlar oynamaya başlayan, çiftlik oyunu oynamaya başlamış, yeni insanlarla sosyal evet. Mecrada tanışmaya evet. Başlamış. Siz görüyor muydunuz farklı insanlarla böyle evet. Telefonda konuştuğunu, görüştüğünü veya bilgisayarın başından kalkmadı? Ya nasıldı bu ben kaybolmadan hiç... önce? Evde internet yoktu zaten o zamanlara. Eşim hiç hayatta öyle bir şeye girmezdi. Oyun bilmezdi. Hanife ne zaman buna arkadaş oldu? Oyunu indiren Hanife, öğreten Hanife. Onun yeğeni oluyor. Telefonunda mı oynuyordu peki? Olarak, hiçbir şey bilmezdi. Seda akıllı telefonundan oynuyordu öyle mi? Kendi telefonunda oynuyor. Aynen efendim. Ha. Aynen. Kendi telefonuyla oynuyordu. Yani onu da Hanife öğretti yani. Eşim daha önce oyun nedir bilmezdi. İnternet nedir bilmezdi. Yeğeni Hanife ona öğretti bu tarz şeyleri. Öyle mi diyor? Öyle mi diyorsunuz? Hanife öğretti. Aynen. Ha. Aynen. Hanife yani ben şöyle söyleyeyim. Hanife'den başkasına şüphelenmiyorum. Bu ateş kim? Oyunda tanıştığı... Kim Abdullah Ateş? Nerede tanıştı? Oyunda tanıştılar. Oyunda tanıştıklar. Oyunda, çiftlik oyununda. Ondan sonra oradan tanıştı. Hanife ondan konuştuğunu biliyor halde bana söylemiyor. Veya şey yapma, ondan niye konuşuyorsunuz diye uyarmıyor deyizesini. Peki o yani, gece bu söylediğiniz kişiyle bunlar, buluşmuş olabilir mi? Sizin aklınızdan neler geçiyor, ne düşünüyorsunuz? Ya o gece konuşmamışlar. Ben Abdullah'la konuştum.
Daha önce de cep telefonundan görüştüm. Ben onu buldum telefonunu. Abdullah'la ben o gece görüşmedim. O gece gündüz görüşmüşler. Ben işteyken. Bir daha da görüşmedim diyor yani. Öyle söyleyeyim. Tabii canım. Yani nasıl zaten şöyle söyleyeyim. Gidiyor gece... Gidiyor gece 12'ye 10 kala. Hanife'yle konuşuyor. Ondan sonrası yok zaten. Peki başka birisine mi acaba? Zabak ben bunu aradım. Ha sizi peki yani sizi evet. Terk etmiş ya kandırıldı mı yoksa sizi terk edip gitmiş olabilir mi bir başkasını mı acaba sevmeye başladı yani benim başka eşim öyle bir şey yani ben şöyle söyleyeyim 10 bu ama 10,5 sene evliyim ben eşimin hiçbir hatasını bir şeyini görmedim hiç biriyle konuşmuştu evden çıkan bir insan değil zaten bir arkadaş çevresi Hanife'den başkası arkadaşı yoktu mahalleden bile arkadaşı yoktu yani şöyle söyleyeyim başkasına gidecek bir insana o halde gitmez. Üstünü giyinir, gündüz gider. Ben işteyken, ben akşam eve belli bir saatte geliyorum. Sabah erken işime gidiyorum. Yani çöp bile atmaz. Ekmek bile almaz yani dışarı. Niye beklesin yani? Böyle bir kadın. Niye beklesin yani gecenin 2:30'una kadar? Peki bir şey sorabilir miyim? O gece... Benim eşim... O gece siz beraber mi uyudunuz? Yani hani akşam oldu, hadi iyi geceler deyip hani... Beraber mi uyudunuz yoksa siz uyumaya gittiniz? Yok, beraber yattık. Beraber. Beraber yattık. Hayır, beraber yattık efendim. Kaç gibi yattınız o akşam? 11-10 geçe falan yattım ben. Yani siz de onun yanınızda uyuduğunu... Belki daha erken de olabilir. 11-11. Aynen. Ha beraber uyudunuz. Hep beraber yattık yani. Ama iki kahve içmiş. Çok garip bir yani gerçekten yani. Kalkmış ama ben uyuduktan sonra. Aklıma şey de geldi. Şöyle söyleyeyim. Ben uyuduktan sonra bu kalkıyor yanıma. Yanımdan kalkmış tamam mı? Ben 11 çeyrek gece yattıktan sonra bu yanımdan zaten gece yani... Bir daha benim yanıma gece yatmamış yani. Ben uyuduktan sonra. Uyku açıcı bir şey içiyor ama. Uykusunu evet. Açacak bir şey içiyor. Sabah, aynen. Sanki hani hazırlanıyor gibi çıkmayın şimdi açıcı, gece. Aynen. Uykum gelmesin diye. Aynen. Gündüz zaten benim geldiğimde uyuyordu yani işten. Gündüzleri uyuyor. Bir de şunu merak ediyorum. Hani şu Doğruk hani ya. Başka arkadaşlıkları evet. Olduğu için bir de böyle terliyor, sıcaklıyor ya da böyle şeyler geçiriyor dediniz. Acaba bu başka arkadaşlıkları bazen biz bunları bir şey kullanımında da görürüz. Hani terleme, sıcaklama bir anda uyku değişimi. Acaba ürünlerinin dışında yani, başka maddelerde de bazen böyle vücut ısısında değişiklikler, kişilikte yani gece yarısı belki onu yani, almaya gidiyordu zaten bilmiyoruz. Zaten hocam Hanife'nin yani, evine gittikten sonra onun evinde misafir olduktan sonra bu kıza bir haller olmaya başladı zaten. Hani bir şey mi verdiler buna, bir şey mi alıştırdılar? Hafta sonları hani zaten hep Hanife'nin evindeydi. Son olarak alayım. Evet. İlyas Bey evet. şunu soracağım, bir daha soracağım. Hani az evet. önce... siz diyorsunuz ki hani Seda evine bağlıydı, bana bağlıydı. Herhangi bir sadakat konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamamışsınız. Yani siz diyorsunuz ki beni terk etmiş olamaz. Neyden şüpheleniyorsunuz? Hayır, asla öyle. Yani benim eşim o gece artık biri mi çağırdı? Hani yoksa eşine söyleriz buraya gelmezsen öyle bir tehdit mi aldın? Ben o şekilde düşünüyorum. Benim eşim hani benim bıraksa... İki çocuğu var, onlara bağlı bir insan. Onları bırakıp market ekmek almaya gitmez bir insandı yani. Onları gece ama son dönemde Hanife yani Hanım'a misafirliğe gidiyormuş yatılı. Soralım onu. Gidiyor ama muydu? Hayır, yatılı gidiyor. Çocukları da götüre gidiyordu ama. Evet, beraber gidiyor. Çocuklarla birlikte. Kendi çocuklarla beraber. Zaten çağıran da Hanife zaten. Yani. Yeğeni çağırıyor, devamlı. Peki gerçekten son derece, gerçekten çok enteresan bir kayıp hikayesi. Seda Alkan'ın iki çocuğu var. Diyor eşi benim herhangi bir sadakat sorunum onun bana yoktu. Biz birbirimize düşkün bağlıydık diyor. Aynen. Bir kadın yani 14 Şubat sevgililer gününde bundan 3 yıl önce 14 Şubat 2019'da gece vakti buz gibi ayazda gece 2:30 sıralarında terliğiyle pijamasıyla ki başı kapalı bir kadın o açık bir halde elinde telefonla koştura koştura nereye gitti, kim çağırdı, onu evden çıkaran neden neydi, kişi kimdi veya kişiler kimdi, bir şeyden mi korkuyordu? Çok enteresan gerçekten. Kaybolmadan önce 2 haftalık o süreci de anlatıyor kız kardeşi Nurcan. Kilo vermişti, başı ağrıyordu, sürekli evde yatıyordu. Yani bir korkunun vermiş olduğu sanki aynen. Bir içe kapanma ve
o psikolojik sıkıntılar hem de fizyolojik sıkıntılar da başlamış gibi. Enteresan bir olay gerçekten. Evet. Bu dosyayı açtık bugün. Aile burada sesini duyurmak istiyor. Devam edeceğiz. Görenler bilenler varsa Balıkesir Gönen'de kaybolan Seda Alkan'la ilgili bilgisi olan varsa, bilip de susan varsa lütfen suç işliyorsunuz. Bizleri arayın, telefonlarınızı, ihbarlarınızı bekliyoruz. Yarın yine devam edeceğim. Evet, hadi diğer konuya geçelim. Çocuğunun ameliyat parası 23 bin lirayı aldı, başkasına kaçtı. Sosyal medyadan tanışmışlar. 23 bin lirayı alıp, kimliğini de alıp başka birisiyle kaçtı gitti. Yetmedi, babalarının yanına getirdiği iki çocuğunu da sokak ortasına bıraktı. Çocukları Bülent'in evine götürdüm. Sevgi'ye dedim ki, bu çocukları kabul ediyor musun dedim. O dedi, ben kabul ediyorum ama eşim kabul etmiyor dedi. Çocukları dolduruyor arabaya, bizim bir sokak aşağıya, Zeytin'in oraya bırakıveriyor çocukları. Çocukları. Ay, komşu aradı beni, dedi senin çocukları ya gördüm ben dedi, burada ağlaşıp duruyorlar dedi. Az sonra Fulya ile Umut'un olsun da. Çok garip biliyor musun? Yani evlilikler de garip, anne babalar da garip. Doğuruyorlar, o çocuklar öyle kalıyor. Her şey çok garip be Yusuf. Doğru söyle. Eşin öyle şeyler söyledi ki, şimdi sana bir şey izleteceğim, dinleteceğim. Ben pes dedim. Vallahi pes dedim. Ne acaba? Vallahi pes dedim yani. Sonra dedim ki, bugün toplantıda da konuştuk hatta. Yani herkes anne baba olmasa mı acaba? Keşke öyle bir ehliyet olsa. Ha. Keşke ya. Ayça Bingöl Posta Gazetesi'nde vermiş öyle bir röportaj. Oyuncu Ayça Bingöl. Anne baba olmak için. Ehliyet gerekiyor aslında. Ehliyet gereksin çünkü diye. Vallahi billahi herkes doğurmasın kardeşim. Her şeyden önce sorumlu. Herkes anne baba olmasın. Gerçekten. Eşinin söylediği, iki çocuğunla ilgili söylediği şey seninle ilgili. Hadi seni de geçiyorum. Bak hadi geçiyorum. Anlaşamazsın. Kadın erkek ilişkilerinde başarılı olamazsın. Evliliğinde başarılı olamazsın ama. Ha çocuk be kardeşim. Benle bir sıkıntısı yok ki. Benle bir sıkıntısı yoktu ki. Hadi. Oo, seninle ilgili neler söyledi tamam. Neler. Sen öyle zannediyor olabilirsin. Sallıyor kardeşim. Yalancı ya. Hayır. Yalan veya değil bilmiyorum ama bak. Seninle ilgili söylediği şeyleri ailesi, de bir tarafa bırakıyorum. Bak, çocuklarıyla annesi, ilgili babası, o kadar abisi. Acımasız şeyler söyledi ki. Pes kardeşim dedim. Gerçekten anne baba ehliyeti diye bir şey çıkartın. Bunlar herkes doğurmasın. Bunlar yalan makinesi. Vallahi diyorum bak. Yalan yani. Bunların hep yalan makinesi bunlara be. Ailecek. Senin söylediklerin babası, de annesi, değil. Abisi. Kusura bakma. Üçü de aynı. Bak şimdi sen sevgiyle evleniyorsun. Evet. Öyle ya da böyle. Seviyorsun. Zaten ailesiyle barıştık. Benim aile düzenim bozuldu yani. Dur Yusuf, sen sevgiyle evleniyorsun. Sevgi de daha 25 yaşında. Önceden bizim İki tane çocuk oluyor. Sevgi daha sonra ilk etapta ilk kaçması değil. Yine Ahmet diye bir adama kaçıyor. Sosyal evet. Medyada tanıştı bilmem ne. Sonra geri sana dönüyor. Sonra bir daha bir Bülent diye bir adam çıkıyor yine sosyal medyada. O Bülent'e kaçıyor. Yusuf da biliyor Bülent'e gittiğini. Yusuf da çok garip gerçekten. Yusuf da diyor ki, tamam Sevgi sen Bülent'le beraber yaşıyorsun, iki çocuğu da sana getiriyorum diyor. Alıyor çocukları böyle, buyurun yani diyor, çocuklar diyor. Teslim. O Bülent sosyal medyada tanıştı Bülent'e. Sen ne diye güveniyorsun? Bir de onların yanına bırakıyorsun. Onlar da bu sefer Bülent beyler ve Sevgi hanımlar da, olur mu bizim aşkımıza bu çocuklar zarar veriyor. Hadi gelin bakalım çocuklar, sizleri alıyoruz. Böyle orta yere bırakıyorlar çocukları. Zaten çocuklar çocuklar da kurtarılmayı böyle bekliyor. Alır da giderdi. Enteresan. Yani ben, bir anne benim bildiğim çocuklarını alır annesinin evine gider. Anne de alır baba da bırakmaz. Zaten eşin elin adamıyla işte sosyal medyada tanıştı. Neydi belirsiz adamla gidiyor. Sen niye ki çocuğu onun yanına götürüyorsun yani? Ha, tanımadığın için söylüyorum yani, sen de tanımıyorsun sonuçta. Bülent diye sosyal medyada tanıştığı bir adam yani hani. Duydum namını ama tanımıyorum. Tabii. Namı neymiş? Yani şeyleri var yani. Ha? Namını duydum yani, diyorsan neymiş yani? Ya daha önce çocuğu olmamış. Daha eski eşinden. Evet. O yüzden eşiyle başkasıyla ilişki kuruyor. Bülent'in mi? Evet. Ama o da çarpıcı sonra, Tuka. Zaten elimizi ne yansıtsa? Her halükarda sen evlatlarını aynen götürüp bir yere bırakamazsın. El alemin adamına hiç bırakamazsın. Annesi dayı. Kaldı ki öyle bir adam karını kaçırmış yani. Evet. Hadi şu Sevgi'nin, eşin Sevgi'nin. Bak. Ya vallahi billahi ben pes be kardeşim dedim. Yuh be kardeşim dedim. Buyurun izleyelim. Buyur izle.
İyi izleyelim bakalım. Nasıl bir evliliğiniz vardı? Aileme falan götürmüyordu, göstermiyordu. Şiddet uyguladı. Bir iki kere falan dövdü. Ağzımı kilitledi, kapıyı kilitledi, telefonumu aldı, anahtarlar aldı. Neden dövdün? Aileme gitmeyeceksin diye. Bana sevgi yüzü yok, göstermedi. Güler yüzü yok. Ben nasıl bir yapayım böyle evliliği? Yemek yapardı, beğenmezdi. Çocuklar mesela hasta olduğumda benden bilirdi, döverdi. Bülent Bey hayatınıza ne zaman girdi? Bülent Bey, ben 2019'dan beri tanıyorum. Nasıl tanıştınız onunla? Sosyal medyadan. Arkadaş gibi değilsin. Bülent deyince yüzü gülüyor. Bülent deyince yüzünde güller açıyor. Sen ne? Valla gözlerinin içi parladı. Anladım. Liseli aşık gibi. Yüzünün ifadesi değişti. Yusuf niye böyle dişlerini sıkıyorsun? Sende şiddet bir problemi var mı? Hayır. Öyle gibisin. Hayır ya. Yok değil mi? Ama Sevgi diyor ki beni dövüyordu. İşte Sevgi göstermedi. Yalan söylüyor. Zaten annesini uyuttu da bana kaçtı. Ben nasıl göndereyim onu? Yani... Nasıl annesini yani? Uyuttu. Nasıl uyuttu? Benim yanıma kaçtı. Nasıl uyuttu derken? Bizi uyuttu, Bülent'e kaçtı. Nasıl yani? Kapıyla mı uyuttu? Ya anne demiş sen uyu, benim demiş işim var. Sen uyu demiş, ben işleri seni hallederim. Seni çok sevmiş. Ha? Evet. Sen de onu sevmişsin. Ya ilk önce zaten biz... Bu ikinci kaçışı dedi ama. Tabii canım. Evlenirken yine annesini uyuttu, bana kaçtı. Devamlı bu anneyi çocuklarla, uyutup kaçıyor. Çocuklarla beni uyuttu... Bizi uyuttu yani çocuklarla. Ahmet'e kaçtı. Evet. Ahmet'ten de... Geri aldın. Para pul bitti. Tamam sen geri geldi eve. Bitti. Sonra da Bülent'e kaçtı. Üstler gitti. Tamam Bülent'e kaçtı. Bülent'le de dolu dizgin bir aşk yaşıyor herhalde. Annesine döndü. Yani garip bir açıklama. Ver devam annesinden et. Annesini de uyuttu tekrardan. Yine bana geldi. Tekrar maşallah. Yine bizi uyuttu. Yine Bülent'e kaçtı. Maşallah. Ver. Durmadan uyutup kaçıyor. Ver kardeşim. Onu tanıyorum. Nasıl tanıştınız onunla? Sosyal medyadan. Arkadaş gibi değil, sonra dönüştü yani böyle evlilik konusuna geldi işte. Neye dönüştü sonra? Aşka. Ne yapayım Yusuf sevmiyorum artık onu boşamak istiyorum. Bülent Bey'i? Seviyorum. Bülent'e aşıkım. Ben eşini bulamadım. Sevgi Bülent Bey'i buluyorum. Aşkım diyor, hayatım diyor, balım diyor, bir tanem diyor. Kaçma planını da siz mi hazırladınız? Evet, beraber hazırladık. Ve 15 gündür de birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Neden bıraktınız çocuklarınızı? Neden onları da almadınız? Çünkü benim sigortam yok. Nasıl bakayım çocuklara? Bülent Bey şu teklifte bulundunuz mu? Ben seni seviyorum. Ama benim iki de çocuğum var. Biri de hasta. Onlar benimle kalsa sen onları kabul eder misin gibi bir teklifte bulundunuz mu? Söyledim ama o istemedi. Ben sadece dedi seni istiyorum. Çocuklarını istemiyorum dedi. Ne kadar zaman sonra eşiniz çocukları alıp buraya getirdi, size getirdi? Bir hafta sonra getirdi. Sen çocuklarına dedi bakacaksın dedi. Ondan sonra bıraktı. Bülent Bey gelince ne oldu çocukları görünce? İstemedi, kabul etmedi. Çocukları bir arka sokağa bırakıverdik. Bir adam için iki çocuktan vazgeçilir mi? Aşkım ne yapayım? Eşinizin iddiası şuydu. Eşim evden kaçtı gitti. Ama çocuğumuzun ameliyat parası vardı. 23 bin lira biriktirmiştik. O parayı da aldı kaçtı gitti diyor. Valla ben şu ana kadar hiç ameliyat parası biriktirdiğini falan bilmiyorum, görmüyorum. Ben 23 bin lira parayı almadım. Kaçtık mı? Zaten hiç para görmüyordum ki. Sizin boşanmak için herhangi bir şartınız var mı? Bir tane ev alacağım ben. O arabayı da aldım, almak istiyorum. Yusuf Bey'le ortak aldığınız bir ev, araba mı vardı? O ev yarısını ben almak istiyorum. Araba duruyor mu? Duruyor. O arabayı da mı ortak aldınız? Evet. Ben aldıysam o zaman ispatlasın. Ben para almadım ki. Ben çocukları istemiyorum. Yani ben bakarım da Bülent istemiyor. Çocuklarınızda olan sevginizden daha mı fazla Bülent Bey'e olan aşkınız? Evet. Yusuf şu anda sana sesleniyorum, senden boşanmak istiyorum. Bir daha beni rahatsız etme. Evi ya da arabayı ikisinden birini bana ver. Ben Bülent'e aşığım, bir daha beni rahatsız etme. Onunla evleneceğim. Çocukları da istemiyorum, sen bak. Tamam. Ah. Bu kadar basit. Var olsun ya. Vallahi. Yani. Bazen diyorlar ki... Buyurun buradan yakın. Bak Yusuf bazen ne diyorlar biliyor musun bana? Fulya ya sizin o programdakiler gerçek mi? Vallahi gerçek bak, bugün ne yazık ki. Bile sordular. Gittiğim tahlillerimi yaptırdığım özel klinikte sordular. Vallahi diyorum %100 gerçek ya. Ya ne yazık ki bak gerçekten ne yazık ki gerçek demek istiyorum. Sevgi Bülent'in aşkıyla gözleri kör olan çocuklarını dahi istemeyen Sevgi Hanım hatta. Buyur sen konuş. Ben artık ne diyeyim? Gözü Yusuf, değil buyur aslında. Vicdanı kör olmuşum. Buyur alo de. Alo. Alo. Evet buyurun Sevgi Hanım konuşun. Sizi dinliyorum. Asıl ben seni dinliyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Yalan söylüyorsun. Neyi ne yaptın?
Ben senden 70 milyon para mı aldım, altın mı aldım? Evet, he? Paralar yerinde yok. Sen bir tek sen biliyordun, bir de ben biliyordum. Ya sana bir söyleyeyim, para mara hepsi de ayrı. Onlar bir detay da. He. Sevgi, yahu iki yavrum. Çocuğunu, he. İki çocuğunu resmen istemiyorsun. Ve ben Bülent'i seçiyorum. Çocuklarım değil, ben Bülent'le yaşayacağım, beni boşasın. Araba da istiyorum, ev de istiyorum, çocukları istemiyorum diyorsun. Nasıl bir annesin sen kardeşim? Söyle bana bunun cevabını ver. Nasıl yani? Ha. Ne? Konuş. Konuş Sevgi. Tamam ama siz şimdi beni suçlu durumda düşünüyorsunuz da. Yok. Asıl suçlu olan eşim, tamam mı? Ne suçum var benim? Gel. Gel ya bak boşana. O da. Bak bir şey söyleyeceğim. Onun da hataları var. Ben onu zaten yüzüne söylüyorum. Sen nasıl iki çocuğu götürüyorsun? Bülent de senin yaşadığın eve bırakıyor. Sonra siz getiriyorsunuz çocukları böyle sanki... Şey gibi, çuval gibi orta bir yere bırakıyorsunuz. Ya hepsini geçtim. Sen nasıl iki çocuğundan vazgeçersin? Sosyal medyada tanıştığın Bülent için. Niye? Nasıl? Yani hangi vicdan? Nasıl bir aşk? Bana bunu anlatır mısın? Hani bir anne için en büyük aşk evlat aşkıdır ya hani. Bana anlat ya gerçekten. Baban yaşındaki adama. Anlat. Ona baba ama tamam da siz de hemen her şeyi bana bana bulmayın yani. Ne bileyim çocuktan niye vazgeçeceğini gibisinden. Tamam niye çocuklarından vazgeçiyorsun söyle. Merak bak, ediyorum. Biz çocuğu bıraktığımız zaman bu bizim telefonu açmıyordu bir. Ondan sonra maili mi aradık telefonları açmıyorlar. Niye ha. Açmıyorlar? Ben müsait. Ben müsait değildim. Sevgi çocuklarını istemiyorsun farkında mısın? Bülent diye yani gözün böyle kör olmuş. Farkında mısın? Özlemedin mi çocuklarını? Ya bana bunu anlat gerçekten ya. Gerçekten. Farkındayım evet farkındayım. Bülent'le çok mu mutlusun? Seni çok mu mutlu ediyor? Çocuklarını unutturdu mu sana onun aşkı mutluluğu? Öyle mi? Evet öyle. Dur. Ne? Nasıl bir aşk sizinkisi? Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan mutluyum tamam mı? Ama ondan mutlu, bulamadığım mutluluğu bunu buldum. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Mutlakinde sevgi, ona... saygı hiçbir şey yok. Çocuklar peki? Çocuklar o kadar mı kör oldu gözün? Geçen ay bak 6 ay ben bak köyde durdum. O günü bizim köye çürütme falan alıp gelmedi. Hiç getirmedi. Niye alıp gelmedi o zaman? 6 ay boyunca. Baban istemedi ya baban. O ya sen öyle. Yalancı, ya dolandırıcı ya. Baban yok mu? Yalancı, şikayetçi. Ya yani sen çocuklarını görmeden yaşayacak mısın? Yaşayabilecek yani, misin? Bizim gelmemizi istemedi. Ha? Evet yaşayacağım. Yazıklar olsun hayda. Sana. Yazıklar olsun sana. Kapat Allah'tan ya. Lanet olsun sana. Al. Programın sonuna geldik. Yani çok garip gerçekten. Benim güzel kardeşim bana... Ceviz miydi? Evet. Konu nasıl cevize geldiyse. Evet, yani. Tabii ya Rabbim. Bunca olaya rağmen zekanızın daha iyi çalışması için kesinlikle bu şart. annemin kesinlikle annem de öyle söyledi. İşi dedi çok zor. Fulya kızımın dedi. Samsun Vezir Köprü'den. Ya annemcinin adı ne? Pembe. Pembe ablacığım çok evet, teşekkür ediyorum. Kendi bahçesinden organik. Ya. Size yolladı. Ay, sizlere güzel. De gelecek hocalarım. Size ay de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ailesiyle beraber ay, dedi çok yesin sağ. Dedi. Çok teşekkür vallahi ettim. Öyle. Pembe ablacığım daha... kapatmam lazımmış. Son 10 saniyemmiş. Haydi yarın görüşmek üzere. 16'da Fox ekranlarında olacağız yine. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.